favorite white boy, right? I owe you for this one. Track is slow, you get stunned if you don't, and your ass is rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'ma fucking fall off? You're so wrong. I've been dancing in my head like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting politic with passages from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards that seem strict, the tailor fitted my pain. I got. Ladies and gentlemen, good evening. Let me quickly introduce myself. I am Alper Alkaya, on behalf of VIC team speaking. Welcome to our Fight Night UFC 3. Tonight, we'd like to present you more than just a match. We have prepared you a show night with spectacular athletes. Not only fighting, but also fighting beautifully. You will be all able to also watch some stage performance with show dances during our program. All the members of this night here with us tonight, they are coming with a remarkable background.
with much hard work, discipline and dedication. I hope you will like it. I would like to thank you for watching, and many thanks to our co-producer and sponsor, Mr. Hakan Yuva. And thanks all the parties who are involved and supported us tonight. Here you are. Bu gecenin yapımcı ortağı, sponsoru ve Giardino Segreto'nun sahibi olarak burada bizleri izleyen ve ekran başında bizleri izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Bu gece izleyecek olduğunuz maçlar amatör spor seviyesinin çok çok üzerinde olacak. Profesyonel bir spor gösterisini yayına sokabilmek benim için büyük bir zevkti. Yanımda bulunan UFC ekibine de ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu gece bizi izleyen herkes keyifli vakit geçirir. All the supporters are the brightest star on the sky. Teşekkürler. All get free.
Maçtan akafta arayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok çalıştım, çok istiyorum. Yeni yeni dinliyorum, yeni yeni tanımlıyorum. Maça çıkıyor, kulağı olur diye. Burada sizin maça çıkıyor. Yeni oyuncularına elbette göstermesini diliyorum. Çok yarın benim de iyi olan kazanacağım zaten. Şimdiden başlamayalım. Rakibime de bol şans diliyorum. Çünkü ringin içinde bana bir ihtiyacı olacak. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hadi istediğin yarın bana en iyi halini göstersin. Ladies and gentlemen, this is the event you have all been waiting for. Tonight
tonight. This is OFC Fight Night. İşte beklediğiniz gece geldi, çattı. O gece, bu gece ve bu OFC Kickbox gecesi. Hazır mıyız? Antalya! Ladies and gentlemen, we are live on Prime Fight, reaching to more than 70 countries worldwide. Our English commentator, Arkın Çelik, is the man behind the mic. And 7 TV 8.30'da Abdullah Çelebi şu anda sizlerle birlikte canlı yayındayız. Gecenin ilk maçıyla başlıyoruz işte. Ladies and gentlemen, the first bout of the night. Commission and 81 kilograms, 3 3-minute rounds of kickboxing. 81 kilogramda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Ve önce mavi köşede, first in the blue corner representing Russia, Rus sporcu geliyor ringe, Alexander Stepanov. Opponent in the red corner, beşte rakibi, kırmızı köşede, representing Türkiye, Nejat Derin. Gentlemen, introducing first the blue corner, önce mavi köşede, representing Russia, trained by Dmitry Kotyanov and a fighter of Varyak Sports Club, 19 years old, standing 1m85 tall, weighing 81 kilos, his professional kickboxing record, 8 fights, 7 wins, and only 1 defeat, in amateur kickboxing, 75 kilograms, OPKL international champion, champion of the Moscow region, and winner of the Top Dog Prospect in Moscow. 19 yaşında, 1.85 boyunda, 81 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 8 maç yaptı, 7'sini kazandı, sadece bir kez mağlup oldu. Amatör kickboksta 75 kilogramda, OPKL uluslararası şampiyonu, Moskova bölgesi şampiyonu, Top Dog, geleceğin yıldızı organizasyonunun galibi, Dmitry Kotaryov yapıyor antrenörlüğünü, o bir efsane, the legend, Alexander Stepanov! And his opponent in the red corner, beşten rakibi, kırmızı köşede. Trained by Hakan Şadiyan, Halil İbrahim Özdemir, fighter of the Champion Star Sports Club. 19 years old, standing 1m85 tall, weighing 81 kilograms. His professional record, 7 fights, 5 wins, 2 coming in the way of knockout, and 2 defeats. In amateur kickboxing, the Turkish silver bronze medalist and Turkish champion World Cup silver medalist. 19 yaşında, 1.85 boyunda, 81 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksa 7 maç yaptı, 5'ini kazandı. 2 kez knockout ederken rakiplerini
İki kez de mağlup oldu. Amatör kickboksta Türkiye üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu unvanı var. Dünya Kupası'nın gümüş madalyalı ismi 11 Sarı Fırtına Nejat Deri. And the ring referee, karşılaşmanın ring hakemi Mr. Salih Demirdelen. Fighters! Evet sevgili sporseverler, TV 8.5 ekranlarındayız. Gerçekten OFC Fight Night olanca hızıyla başladı ve o şekilde devam edecek. Bu sıcak Antalya gecesinde gerçekten geceyi ısıtacak maçlar izleyecek. Burada bulunan misafirler ve sizler televizyonlarınızın başında gerçekten çok güzel bir geceye şahitlik edeceksiniz. Evet, güzel maçlar bekliyor dedik. İşte ilk maç. Gerçekten rakipler çok güçlü. Evet, Rusya'dan gelen Alexander Stefanov efsane lakabıyla buraya kadar gelmiş Rusya'dan ve Türkiye'mizden karşısında kırmızı köşede Nejat Deri var. Bu arada yanımda çok değerli bir konuğum var. Birinci round başladı bu arada. Evet, Sayın Mehmet Göktaş, hemen düzelteyim. Yanımda sevgili misafirler, sevgili izleyiciler. Evet, Mehmet Göktaş, Acid Fight kulüp sahibi. Aynı zamanda Muay Thai Antalya il temsilcisi ve aynı zamanda organizatör ve bugün 3 maçı birlikte yorumlayacağız ve anlatacağız. Evet, maç çok hızlı başladı her zaman olduğu gibi. Mehmet Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel sesiyle Abdullah Hocam. Öncelikle çok güzel bir maç. Nejat Deri'ni daha önce de tanıyorum. Birçok organizasyonda maçlarını izlediğim birçok organizasyonda. Çok sağlam bir sporcu değil mi? Profesyonel anlamda. Ama Alexander'ı ilk defa izliyorum. Ama tabii gönlümüz tabii ki Nejat Deri'nden yana. Ama sporda centilmenlik olduğu için tabii başarılı olan, hak eden sporcu kazansın. Evet, çok güzel bir hakik geldi hocam burada. Evet, evet. Low kickler Nejat Deri'nden. Her an bir knockout gelebilir belki. Her an bir knockout gelebilir. Nejat Deri çok hızlı başladı. Alexander Stepanov çok zor durumda şu an itibariyle. Çok güzel bir kroşe gerçekten geldi. Gerçekten Nejat. Evet, high kickler. Sol direkler bir. Spinning. Bad fist. Evet, çok güzel bir. Darbeyle evet, Nejat gerçekten hızlı geldi bu rounda. Bakalım bu şekilde devam edebilecek mi? Bizler de çok merak ediyoruz. Evet, mükemmel bir maç istiyoruz. İlk maç. Nejat son yıllarda çok hızlı bir çıkış yaptı. Gerçekten Hakan Şahide Hocam ve Halil Hocam. Gerçekten ikisi de Nejat'ın üzerinde çok titriyor. Yine Adana'dan aynı takımda Mehmet Ali Meriç de çok iyi bir sporcu. Onun partneri. Gerçekten Nejat'a burada başarılar diliyoruz. Evet, bir push kick denedi Nejat ama gerçekten ulaşmadı Alexander Stepanov'a. Stepanov birazcık... Nejat'ın çok sürpriz üst seviye tekmeleri var. Hani? Her an çıkabiliyor onu. Belki evet, bu maçta da onu deneyecek. Evet. Front kick geldi. Mehmet Hocam, bilmiyorum tabii ki, yorumcu sensin yanımda. Ben anlatmakla mükellef ediyorum. Ne dersin, birazcık kroki durumu var mı Alexander Stepanov'da? Alexander şu anda kontrollü gidiyor. Genelde Rusların şeyi, stili... böyle disiplini aynı başlayıp maçın sonuna kadar o şekilde devam ettirmek. Üçüncü round maçın sonuna doğru daha çok performanslar açılıyor aslında. Bir taktik de olabilir. Evet. Ama Nejat güçlü bir sporcu. Evet, bir sol. Var. Evet, sol kroşe. Kroşe geldi oradan. Evet, bir sol direkt daha geldi. İşte Nejat Deri'nin spinning back fist ama geldi ama tam da blokta kaldı. Lazım çünkü blokta maç 3 round. Ver şimdi boksunu. Köşeden boks yapmasını istiyorlar Nejat Deri'ne. Nejat da gerçekten... çok hava çok sıcak olduğu için biraz kondisyonu düşmüş olabilir. Evet, bir ayak içi çalışması oldu Alexander Stepanov'un. Alexander Stepanov aslında çok tam da Nejat Deri'nin karşısına çıkabilecek özelliklerde. 8 maç yapmış şu ana kadar, 7'sini kazanıp 1'sini kaybetmiş. Amatörde 67 maça çıkıyor ve 51'ini kazanıp 16'sını kaybediyor. Knockout'u yok şu ana kadar. Çok güzel bir push kick izledik. Amatörde Nejat'ın da benzer dereceleri var. Çünkü Nejat Türkiye'de tanınmış kilosunda başarılı bir sporcu. Evet, birinci round bu şekilde sona erdi sevgili izleyenler. Gerçekten evet, Nejat Deri'nden bahsediyorduk. Onunla ilgili bilgileri vermeye devam edelim isterseniz. Evet, antrenörü Hakan Şahade. Evet, Halil İbrahim Özdemir var şu anda köşesinde. Evet, Star Spor Kulübü sporcusu. Evet, Pro'da 7 maça çıkmış ve 5'ini kazanmış ve 2'sini de kaldılar. Evet. Sonlandırmış Sayın Mehmet Hocam. İkisini de kaybetmiş. Bu maçlardan bir tanesini bizim siz anlatmıştınız. Fight Arena'da da dörtlük turnuvada Nejat şampiyon oldu. 81 kilonun şampiyonu oldu. Evet. Orada Asit Fight kemerini de kazandı. Nejat gerçekten o gecede 2 maç aldı. Güzel maçlardı.
zorlu maçlardı ama orada da birinci olmayı başardı yetenekli bir sporcu. Evet, Necat'ın aynı zamanda Türkiye üçüncülüğü, Türkiye şampiyonluğu var, World Cup Silver Medalist, yani Türk Dünya Kupası'nda evet. ikincilik elde etmiş. Evet. Şu kaybettiği maçlardan bir tanesi İsa Göçmen'e kaybetti. Evet. O, bunun spikerlik yaptığınızı hatırlıyorum Mehmet Hocam. Evet, ikinci round başlamıştı. O maçta spikerdim. Doğru söylüyorsunuz, siz de ringde anonsördünüz, evet, aynı maçtaydık. Evet, ringe dönüyoruz şimdi bu çok hızlı başlayan maç. Bakalım ikinci roundda nasıl bir seyir izletecek, seyir zevki yüksek bir şekilde başladı. O şekilde devam edebilecek mi? Bizler de çok merak ediyoruz. Hakikaten şöyle bir seyircilere bakıyorum bir taraftan. Göz teması kuruyorum. Hani o hızlı başlayan maçın nutku tutulmuş gibi sanki. Evet, buradaki misafirlerden bahsediyorum. Acaba televizyon karşısında izleyicilerimiz nasıl düşünüyorlar bilemeyeceğim ama gerçekten maç Necat Derin ikinci round çok hızlı başladı. İkinci round başladı şu an itibariyle. Alexander'dan kombinasyon denedi. Evet, kombinasyon denedi. Evet, spinning back fist denedi ama boşa gitti. Evet, bir sol direk aldı Necat şu an itibariyle. Kontroller çok önemli. Kırışma esnasında önemli, evet. Zor durumda bırakabiliyor galiba. İyi bir uyarı aldı diye düşündüm, evet. Stepanov. Evet, Necat birazcık Necat savunmada kalmaya devam ediyor. İkinci round başladı şu an itibariyle. Necat bazen böyle kapanıyor. Bir anda sürpriz bir şey çıkıp rakibi zor durumda bırakabiliyor. Necat'ın özelliği bu. Ama Alexander Stepanov bunu bilmiyordur galiba diye. Tabii. Ya da eksik yanlarını ya da üstün yanlarını araştırdım, onu da bilemeyeceğiz ama. İki sporcu da birbirini tam anlamıyla bildiğini evet, zannediyorum. Şu an sarıldılar. Oh, evet, bu arada hakemimiz de uluslararası hakemlerimizden Salih Demirdelen yönetiyor maçı sevgili izleyiciler. Evet, oh. Çok güzel bir high kick geldi. Evet, bir low kick bacak içine. Necat Derin yavaş yavaş açılmaya başladı söylediğiniz gibi. Alexander Stepanov köşeden aldığı hızlı bir giriş yaptı ikinci raunda ama Necat Derin bu durumu dengeleyip biraz da belki de raundun sonuna doğru üstün. Necat tek tek alıyor. Bir 2-3 kombinasyon yapması lazım. En az 3-4'lü kombinasyon yapması lazım kombinasyonlarda. Evet, bir push kick denedi sol ayağıyla. Sol gardını Necat hocam. Necat iki kartta da dövüşebiliyor. Boşa gitti. Birazcık geride kaldı tabii ki Alexander Stepanov. Bunu da düşünüyor tabii ki. Necat'ın bu özelliğini belki de daha önceden. Bu arada Necat'a köşeden Halil hocam ve Hakan Şahit hocamdan ısrarla yapmak istediklerini söylüyorlar. Gardını kaldırıp biraz daha kombinasyonlu dövüşmesini istiyor Halil hocam. Yani birinci roundda Necat'ın evet. nasıl davrandısı ya da nasıl dövüştüğü son gibi evet. dövüşmesini istiyorlar evet, galiba. Güzel bir low kick geldi Necat'tan. Çok evet. güzel bir low kick. Evet. Bunları devam ettirmesi lazım Necat'ın. Sanki biraz performans düştü gibi ya da birazcık bir taktik diye belirtileri başladı sanki. Taktik de olabilir taktik bu tabii ki. Olabilir. Rakibi açmak için taktik de olabilir çünkü üst seviye çok kullanıyor. Ama sürpriz şu bir gerçekçi TV 8.5 izleyicileri çok güzel bir maç izliyorlar. Evet. Yine o üst seviye tekmeleri denedi bak. Tam da dediğim gibi Necat'ın taktiği bu çünkü. Çok iyi tanıdığım bir sporcu. Ve beğendiğim bir sporcu. Oo, güzel bir direk. Evet, bir sarılma var. Güzel destek var Necat'a. Evet hoca şu anda sporcuda yedik ilk kez daha. Switch run kick geldi Necat'tan. Ama biraz böyle güç düşmesi var. Hızlı toparlayıp round arasında 3. round'a daha güçlü başlaması lazım. Çünkü 3. round'da performans %20-25 daha düşecektir. Çünkü 3. round'da varını yoluna ortaya evet. koyuyorlar. Evet, böyle değil, evet. TV 8.5'da OFC Fight Night gerçekten 1. maçta hızla devam ediyor. Evet, bu arada puanları toplamaya çalışıyor Necat. Low kicklerle round'un evet. son 10 saniyesinde. Son 10 saniye 2. round için şu an uyarı geldi. Evet, round bitti. Bu arada hemen köşede Hakan Şahit hocam da Starfight Arena olarak Adana'da çok güzel organizasyonlar yapıyor ve milli takımda çok önemli görevleri var. Çok emeği var. Kendisine teşekkür ederiz. Evet, burada. Bugünkü sporcular, hem sporcular çok önemli hem de evet. Dünyaca ünlü hem organizasyon yapan hocalarımız burada. Hem bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Big Mike buradaydı. Evet. Onun da dövüşçüleri var gecenin ilerleyen saatlerinde. Onlar da sahne alacaklar birlikte. Evet, Mike da dünya starı Bedri Ağar'ın yıllarca antrenörlüğünü yaptı ve birçok Gökhan Saki olsun Türkiye'den birçok evet. ismin Hollanda'da antrenörlüğünü yaptı. Değil mi? Evet. Gerçekten olması organizasyon için çok evet, önemli. Cevat Ali Bey oğulları, evet. sporcuları var burada. İlerleyen dakikalarda tabii ki şu anda TV 8.5'tan izleyen izleyicilerimiz biz bu isimleri zikredince ilerleyen dakikalarda, gecenin ilerleyen dakikalarında daha güzel maçların onların beklediğini düşünmüşlerdir bile diye düşünüyorum şimdiden. Evet, birinci maçımız 3. rounduna geldik sevgili izleyenler. TV 8.5'ta bu gün
güzel gece Antalya'nın kemerinde ve sıcak gecede sıcak maçlarda daha da ısınacağı benzer gece ilerleyen dakikalarda 3. round başlıyor şu an itibariyle. Evet, Salih Demirdelen hocamız 3. round'u başlattı. Şöyle bir Nijat'ın aurasına baktım, yorgunluk belirtisi var mı diye. Oh. Ama orada bir... Burada uyarıyor, pilinç yapma diyor hocamız. Evet, Salih Hoca. Bu arada hocam Nijat'a şu dikkatimi çok... çekti. Hava çok nemli olmasına rağmen ring kaymıyor. Çok güzel bir branda tercih etmişler. Ozan hocamı tebrik ediyorum bu konuda. Hocam çok güzel bir pas attın. Evet. Aslında birazcık da ondan bahsetmek lazım. OFC Fight Night organizasyonundan. Evet, bir kere çok güzel bir oteldeyiz. Giardino Segredo del Regino Otel'deyiz. Evcili bize ev sahipliği yapıyor. Ve teşekkür ediyoruz. İşletmecisi Hakan Cuva. Aynı zamanda sponsorumuz ve OFC Events'te sevgili izleyiciler organizatörü. Gerçekten bu, böyle bir organizasyon ev sahibi evet. yaptığı için biz de teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Dışarıdan bir gözle kendisi spora verilen her emeğe biz teşekkür ediyoruz. Bu arada... Evet. Her iki sporcudan kombinasyonlar var. Alexander çok aparkat denedi ama Alexander ama çok da yerini bulmadı diye düşünüyorum. Ayak çok böyle kontrollü, gücünü kontrollü harcıyor. Oo. Evet, çok güzel. Ve dişlik fırladı. Evet. Dişlik fırladı çok güzel. Çok etkili bir surata evet. Tekme. Evet, tam pist. Dişlik aslında onu kurtardı. Çünkü biraz %20, %30 kroki durumda rakip. Çok biraz sonra ekrana evet, gelirse. Evet hocam, ringden bahsediyordun. Aslında Türkiye'de ilk defa yapılan bu organizasyon. Evet, havuz üzerinde. Ne anlamında? Evet, havuz üzerinde kurulmuş ring anlamında. Evet, şu anda suyun istedim. Üstündeyiz. Evet, suyun üzerinde şu anda anons ediyoruz. Ne kadar? Evet. Hani şu sıcak havada birazcık serinlikte gelebiliyor evet. bize tabii ki. Evet, maç olancınız ile devam ediyor. Aynı zamanda şunu Türkiye'nin da belirtmek istiyorum. Ring kurucularından Veli Tekkanat Bey var, bu ringi kuran. Çok evet. güzel bir usta, o da çok güzel yerleştirmiş gerçekten aslında suyun evet, üstünde Necat çok riskli. Kombinlerine başladı Oo, bu arada. Necat'tan yine üst seviye bir evet, tekme üst geldi, muazzam bir tekme. Evet, harika. O, Necat Brown önde puanlamada. Gerçek, bak hakem sayıyor. Aynı krokiye düştü çünkü. Knockdown oldu bakalım sayıyor. Bence doğru bir karar. Çünkü sallanıyor hala bakın. Evet, hala dizleri durumunda. Şu anda hazırım dedi ama. Bence evet. Necat'ın etkin krokiye. Hocamız Salih Demirtelen bu hazırım lazım. Pozisyonu kabul etti ve maçı devam ettiriyor. Necat'ın evet bir sarılma var. Kombinasyonla tekmelere devam etmesi lazım ama önce kombinasyonlar biraz gücü düştü. Evet işte Necat'ın bu kombinasyonlar geliyor. Alexander Stefano da bakmak lazım gerçekten. Evet. O son darbe ona biraz kroki durumundan çıktı ama hala devam ediyor. Disiplini bozmuyor %30 işte. Anlamında. Rusların genel anlamda bu disiplini hiç bozmuyorlar. Aynı kuvvetle aynı kondisyonla devam etmeye çalışıyor. Necat birazcık geri doğru çekildi sanki aldığı puanları evet. birazcık geriye doğru kaçarak değerlendirmeye çalışıyor. Evet. ama birkaç böyle etkin puan vurup diyelim ama çok güzel bir kroki aldırdı Stepanova. Evet. Birkaç puan daha alıp böyle round net kendine çevirirse maçı kazanabilir Necat. Çünkü ikinci round'u biraz riske attık. İkinci round bence Alexander'ın olabilir ama 1-3 şu anda Necat'ın gibi gözüküyor. Bakalım hakemlerimiz evet, sonucu. Maçın evet. bitimine son 10 saniye kaldı evet. Mehmet Hocam. Oo. Evet Necat, yine son 10 saniye kadar Necat Şu üst seviye tekmeleri görüyorsunuz değil mi? Seri şekilde evet. hem tekme hem de yumruklarla kombinesini gerçekleştirdi Necat Derin ve şu anda köşesine gidiyor Hakan Şahade ve Halil İbrahim hocam. Özdemir hocam şu anda tebrik ediyorlar. Bakalım sonuç onların tebrik ettiği gibi çıkacak mı? Bence de evet. sonuç 1. 3. round Necat'ın olabilir. Necat'ın tabii en doğru kararı hakemlerimiz verecek. 2. round Alexander'ın. Çünkü 2. round'da Necat'ın performansı biraz düşüktü. Ama Necat'ın taktiği bu. Böyle yorulmuş gibi gösterip aniden üst seviye tekmeler çıkabiliyor. Maçın bu bir taktik olabilir diyorsun. Necat'ın taktiği. 5-6 tane vurdu bu round maçta da. Tebrik ediyoruz evet, kendisine. Şu anda tekrar izliyoruz sevgili izleyiciler. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir üst seviye tekme, üst seviye bir tekme geldi. Mehmet Köktaş hocamın da söylediği gibi Alexander Stepanov'u dişliği kurtardı diyebiliriz değil mi? Hala bakın Alexander evet, hala sallanıyor. Kroki durumunda sallanıyor. Evet ilk maçın sonucu şimdi Türkiye'nin en iyi anonsörü olan Mustafa Özben tarafından açıklanacak. Kupalarını takip etmesi üzere organizasyon ekibinden Sayın Alper Alkaya'yı ringe davet ediyor. Evet OFC'yi de şu şekilde bir açmak isterim. Sevgili izleyicilerimiz OFC 3 ortakta oluşuyor. İşte Alper Alkaya burada Ozan Can ve Alp Özdinç'ten oluşuyor. OFC 1 ile başladı. OFC 2 derken OFC Events'e dönüşerek bu organizasyonu yaptılar. Bir oy birliği durumu var. Değerli misafirlerimiz sevgili TV 8.5 izleyicileri. Ladies and gentlemen, the judges made their final score and we have a unanimous decision winning on points 3-0. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazanan
Red Corner, kırmızı köşe. Evet. Nejat Terin. Hakemlerin oy birliğiyle 3-0 kazanıyor sevgili izleyiciler. İlk maçı Rus rakibi Alexander Stefanov karşısında, Legend efsane karşısında. Alexander Stefanov'un nickname'i, yani bizim dilimize lakabı efsane. Evet, Alexander Stefanov. Evet, Alexander Stefanov, Rus sporcuyu da alkışlayalım lütfen. O da iyi bir mücadele ortaya koydu. Evet, gerçekten onu da tebrik ediyoruz. Mehmet Hocam'ın yorumunda olduğu gibi gerçekten sağlam ve bir türlü disiplini bırakmayan sporcular Ruslar. Ama maçı oy birliğiyle kazanan ve işte şimdi kupasıyla buluşan Sayın Alper Alkaya takdim ediyor kupasını ona. Evet, o da kutluyor bunu. Nejat Terin! Evet, Nejat Terin şu anda kupasını aldı. Kaldırmasını bekliyoruz bizler de. Bakalım kaldıracak mı yukarıya. Hakan hocamı da, Halil İbrahim hocamı da tebrik ediyorum bu ara verdik emeklerden dolayı. Gerçekten Nejat güzel bir performansla Türkiye'de parlayan bir... Hakikaten güzel bir taktik dedi sizin söylediğiniz gibi. Durup durup güncel hızlanarak kombinleri hem tekmelerle hem de yumruklarla göstererek öpü üzerinde üstünlük sağladı ve 3-0 kazandı. Nejat Terin, Türkiye! Evet sevgili izleyiciler, şu an Mustafa Özben'deyiz ve ikinci maç için köşelerin anons edilmesini bekliyoruz. İkinci maç için isterseniz bilgileri aktarayım ben sizlere. Mavi köşede Ahmet. Evet, Mustafa Özben şu anda sunuma girdi. İşte gecenin ikinci maçı OFC Fight Night'a. Bu kez 71 kilogramda 3 dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Ve önce mavi köşede, first in the blue corner, representing Ingushetia. Ingushetia'lı sporcu gelecek ringe, Ahmet Bogatire. Ahmet Bogatire! Ve işte şimdi kırmızı köşedeyim. And now in the red corner representing Gaziantep, Türkiye. Alkışlarla alalım onu ringe. Yıldırım Oğuz! Introducing first of all, corner, Önce Mavi Köşede, representing Ingushetia, Ingushetia Sportsman, Mavi Köşede, Trinkoy, Dimitrenko Sergeyevich, Kotseyev, Şamsudinovic, Dimitrenko Sergeyevich ve Kotseyev, Şamsudinovic yapıyor antrenörlüğüne, Fighter of Siberian Bear Sports Club, Siberian Bear Sport Kulübü sporcusu, 19 years old, standing 1.73 tall, weighing 71 kilograms, his professional record, 2 fights, 2 wins, in amateur kickboxing, 2-time Russian champion, 2021 European champion, and 2018 World Cup champion.
19 yaşında, 1.73 boyunda, 71 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksta 2 maç yaptı. İkisini de kazandı. Amatör kickboksta 2 kez Rusya şampiyonu, 2021'de Avrupa şampiyonluğu ünvanı var. 2018'de Dünya Kupası şampiyonu Enzi Ahmet Bogatiba! The red corner, Beyser Akibi, kırmızı köşede. 26 years old, standing 1m8 tall, weighing 71 kilograms, his professional record. 12 fights, 10 wins, 9 coming in the way on knockout, and only 2 defeats. 2017 Waco Kickboxing World Bronze Medalist, Waco Intercontinental Champion, 2016 IFMA Muay Thai World Champion, and 20-time Turkish Champion. Gaziantep'li sporcu Burhan Çelik yapıyor antrenörlüğünü. Haliliye Spor Kulübü sporcusu, 26 yaşında, 1.80 boyunda, 71 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksta 12 maç yaptı. 10'unu kazandı. 9 kez knockout etti rakiplerini. Sadece 2 kez mağlup oldu. 2017 yılında Waco Kickboks Dünya Üçüncüsü, Waco Kıtalar Arası Şampiyonu, 2016 IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu, tam 20 kez Türkiye Şampiyonu Thunderbolt Yıldırım! Yıldırım! Oğuz! And the ring referee, karşılaşmanın ring hakemi Mr. Gazi Mızrak. Evet sevgili izleyiciler, şu anda ikinci maçımıza geçmiş durumdayız. Mustafa Özmen'in muhteşem anonsörlüğüyle ikinci maçımız başlamak üzere. Evet, rakipleri gördük. Yine biraz önce birinci maçta olduğu gibi yine ikinci maçta da bir Türk ve bir Rus karşı karşıya gelecek. Ahmet Bogatirev ve Yıldırım Oğuz. Yıldırım Oğuz'un hocam gelirken ringe çıktığında şöyle bir avrosunu tattım. Çok emin geldi kendinden. Yıldırım Oğuz Türkiye'nin tanınmış sporcularından bir tanesi. Çok emin geldi. 71 kilonun 4'lü turnuvasında, 8'li turnuvasında final görmüş. Defalarca Türkiye şampiyon olmuş amatörde. Evet, çok başarılı şu an itibariyle. Gerçekten tanıdığımız o kadar emin, o kadar ciddi Ahmet, geldi ki Mustafa Ahmet, Özben'in evet çok güzel bir Rus sporcunun dönerek, daha çok böyle biraz daha MMA'ci bir Ahmet stili var. MMA yapar bir stili var. Çünkü duruşlu biraz daha güreşe, MMA stiline daha yakın. Yıldırım'ın Ahmet'in biraz zorlanacağından bahsediyorsunuz. Yok, sürpriz çıkışlar olabilir ama Yıldırım çok tecrübeli tabii. Antep'ten geliyor, Burhan hocamın öğrencisi eski. Yaklaşık çok şu anda da kendi spor salonu işletiyor. Çok güzel bir backfist izledik. Evet, çok güzel bir tam karaciğere geldi ama Yıldırım bana mısın demedi. Yıldırım bana mısın demedi. Hakikaten ikimizin de yorumu aynı oldu. Evet. Sanki hızlı başladı Ahmet Bogatirov. Evet. Bakalım bu şekilde devam edebilecek mi? Yıldırım da yavaş yavaş. Tekmeleri çok kuvvetli. Özellikle middle'ları çok kuvvetli. Evet, şu middle'da sarsıldığını gördüm şu an itibariyle. 10 tane middle vurursa rakibin kondisyonunu düşürür diye düşünüyorum. Biraz kombine. Evet. Yapmaya çalıştı Ahmet Bogatirov ama Rus sporcuların şöyle bir özelliği var. Yine bu Rus sporcuda da aynı özellik gözüküyor. Disiplini bozmuyorlar başladığı gibi. Bak şu anda vücudunda belirtiler başladı. Yıldırım'ın ne kadar kuvvetli vurduğunu görüyorsunuz. Vücudu kızarmaya başladı Rus sporcunun. Ama kombinasyonları çok iyi. Yıldırım'ın çok dikkatli ve kontrollü başlaması lazım. Devam etmesi lazım. Şu anda da onu yapıyor. En doğrusunu yapıyor. Evet, şu anda kombinlere devam ediyor ama genelde blokta kalıyor. Evet, darbeler. Yıldırım Oğuz gerçekten Ahmet Bogatirov'u tartıyor diyorum ben şu an itibariyle. Net gerçekten vuruyor. Mükemmel bir high kick izledik. Evet, çok kuvvetli bir tekme. Her vurduğunda Rus rakibini sarsıyor diyebilirim Yıldırım Oğuz'un darbeleri için. Bu arada İsmail Uzuner'den bir selam geldi. Biz de ekran başından İsmail Uzuner'e selam gönderiyoruz buradan İstanbul'a, kendisine ve ailesine. Şu anda bizi izliyormuş. İstanbul'a selamlar şampiyon. Evet, çok güzel bir low kick izledik. Hakikaten sarsıyor. Yıldırım. Evet, çok güzel bir tekme geldi. Yıldırım çok iyi bir Muay Thai'cı aynı zamanda. Muay Thai'yi de çok güzel yapıyor, Muay Thai stilini. Ve K1'de de Türkiye'de kilosunda defalarca şampiyonluk yaşamış bir sporcu. Çok güzel bir spinning, high kick izledik. Ama Yıldırım o kadar güzel blokta tutuyor ki, evet, kendini, gardını o kadar güzel alıyor ki. Distansı gerçekten çok iyi ayarlıyor. Distansı çok iyi. Ahmet mesafesi. Bogatirov'un yapacağı darbeler bir anlamda
havada kalıyor diyebiliriz. Çok gereksiz güzeldir. Yormadı ve Ahmet bence ikinci round side kick izledi. Şu anda karaoke sayması lazım. Evet. Sayması lazım. Sayması lazım. Knockdown oldu mu? Bunu knockdown diye saymadı hakemimiz. Evet. Bence birkaç kombinasyon. Evet. Ama çok kontrollü olması lazım. Sürpriz. Evet, Yıldırım Uğur gerçekten çok kontrollü bir maç çıkartıyor. Gördüğünüz gibi kapanmış durumda. Rakibinin darbelerine karşı çok güzel kapanıyor. Herhangi bir knockout gelebilir. Çünkü Yıldırım çok emin gidiyor kendisinden. Oo, evet, çok sağlam bir kroşe geldi. Ve round... Ahmet Bogatilov'un sol bence yanağına. Ahmet Bogatilov imdadına round yetişti diyorum. Evet, birinci round gerçekten kıran kırana geçti. Evet, şu anda tekrar izliyoruz. Yıldırım Oğuz'un o güzel teknesinin arkasından kombinasyonu tamamlamak istedi. Evet, çok güzel bir hakik izledi. Şu anda burada krok oluyor aslında. Aslında birazcık krokçu oldu ama evet. Gazi Mızrak onu knockdown olarak kabul etmedi. Ama sporcunun gerçekten dayanıklığı iyiymiş. Normalde o tekmeden sonra çoğu sporcu kalkmaz, devam edemez. Dayanıklı bir sporcu. Onun dayanıklılığını gösteriyor diyoruz. Evet, ikinci round'u merakla bekliyoruz. Sevgili izleyenler, TV 8.5 ekranlarında OFC Fight Night ikinci maç, ikinci round'la devam ediyor. Evet, Ahmet Bogatirev'e karşı Türk sporcumuz Yıldırım Oğuz mücadele ediyor. Yıldırım Oğuz kırmızı köşede, mavi köşede de Rus sporcu Ahmet Bogatirev var. Sevgili izleyiciler. Round two, ikinci round. Evet, ikinci round Gazi Mızrak'ın komutuyla başladı. Evet, yine gardını aldı. Çok güzel bir high kick izledik. Sağ bir middle kick denedi ama birazcık bu darbe yerini bulmadı diyebiliriz. Bir evet, çok güzel bir spinning. Turning hook kick. Evet. Döner tekme gerçekten. Ama isabet olmaması. Evet. Yıldırım bu tekmelere devam ederse rakibin bence 3. round kondisyonu diye bir şey kalmaz diye düşünüyorum. Çünkü evet, Yıldırım orta gerçekten... seviye tekmeleri ve low kickleri çok kuvvetli Yıldırım'ın. Milli takımlardan da çok tanıdığım, yakın en tanıdığım bir sporcu kardeşimiz. Formunu hala koruyor. Efendim, maşallah. Mustafa Özben aslında başarılarını saydı ama bir kez daha tekrar etmek gerek var. Ya da isabet var diye düşünüyorum. 2017'de Baku Kickbox Dünya Üçüncüsü, Baku Kıtalar Arası Şampiyon. 2016'da IFMI Muay Thai World Şampiyon. 20 defa Türkiye şampiyonu olmuş. Evet, profesyonelde kemer sahibi aynı zaman Yıldırım Oğuz. Çok güzel bir Superman izledik evet, burada. Evet. Yıldırım Oğuz'dan. Low gerçekten hem çok alttan, güzel kullanıyor. Tabiri caizse tekmeler anlamında hem alttan süpürmeyle, yukarıdan high kicklerle Yıldırım Oğuz rakibini bezdirmeye başladı diyebilirim. Evet. Net vuruyor, net puan alıyor ve kuvvetli vuruyor. Rakip daha çok kombinasyonu tercih ediyor ama Yıldırım kuvvetli vuruşlarla net puan alıyor. Ve evet, çok güzel bir sağ ayağıyla resmen rakibin sağ kaburgasını şu anda bayağı deformasyon yarattı orada. Devam ederse kızarmış biraz durumda. Bizler tabii ki buradan görebiliyoruz. Acaba izleyicilerimiz ekranda da net ekranda görünüyor mu bilemeyeceğim ama Ahmet Bogatirov'un sol kol altı kaburga kısmı kızarmış durumda şu an itibariyle. Evet, Ahmet Yıldırım kendinden çok emin bir müsabaka çıkartıyor. Sevgili izleyiciler. Oğuz Yıldırım. Evet, Oğuz Yıldırım Oğuz. Evet, Yıldırım. Bir süpürme daha gördük. Yıldırım Oğuz evet low kicklere devam speaking ediyor. Speaking back kickleri çok deniyor Ahmet Bogatirev ama genelde Yıldırım Oğuz buna karşı tedbirli olduğu için Yıldırım onu kicklerini çözdü. Şu anda net puanlarla round'u kendinde tutmayı başarıyor ve maçın kontrolünü eline almış durumda. Evet, bir tekme geldi şu an itibariyle. Son bir tekmeyle Yıldırım Oğuz yine farkını gösterdi Rus rakibi karşısında. Şöyle tam bir... diyecektim her an üst seviye tekme gelebilir. O anda üst seviye tekme geldi Yıldırım'dan. Bir de dikkatimi çeken şu oldu. Yıldırım Oğuz kendini yormadan evet. Çok sakin, tam profesyonel. Çok sakin, tam bir profesyonel havasında. Evet. Bir middle kick geldi sağ ama çok kuvvetli bir middle kick değildi. Evet, çok güzel bir işte middle kick böyle olur evet. diye. Yıldırım Oğuz Ahmet Bogatilov'a işte böyle vur middle kick'i diye gösterir gibi öyle bir middle kick çıkardı ki son 10 saniye ikinci round için. Bu roundda da Yıldırım Oğuz'un üstün olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Bence şöyle, Yıldırım zaten puanlamada şu anda önde. Her an bir knockout'ta gelebilir, gelebilir. Üst seviye tekmeyle. Çünkü Yıldırım işte şu anda yok. Köşesine geliyor. Aurasına baktım gerçekten çok rahat. Evet.
low kicklerle middle'lara rakibinin dikkatini çekip gardını açtı, bayağı düşürdü. Üst seviye tekmeyi de biraz önce adeta rakibin boynunda tuttu. Sert vurmuş olsa yatırabilirdi yani, knockout gelebilirdi. Bence 3. round'da böyle bir şey deneyecek diyorum Yıldırım'ı. Yani şu yakıştırma uygun olur mu bilemeyeceğim ama Yıldırım Oğuz'un ringe ilk girdiği andan itibaren gördüğüm aura aynen devam, aynen ediyor. Devam ediyor. O sakinlik, o rahatlık gerçekten Rus rakibine karşı üstün bir müsabaka çıkartıyor şu an itibariyle. İlk geçen iki round sonrasında söyleyeceğimiz bu olabilir ancak. Tabii evet ki. Tekrardan izleyicilerimiz tekrarını izlediler. Maç 3 round 3'er dakika, 3 dakikanın sonuna kadar 3. round'un sürpriz gelebilir. Ama bir anlık ters bir şey olmadığı sürece Yıldırım bu maçı rahat, temennimiz de olsun net inşallah, puanlarını alacağını düşünüyoruz. Evet, 3. round için. Evet, Gazi Mızrak hocamız sporcuları yanına çağırıyor. Ring ortasına. 3. round. 3. round başlıyor. Evet sevgili spor severler, Antalya Kemer'deyiz. Giardino Secret Hotel ile Regina Hotel'in ev sahipliğini yaptığı OFC Fight Night. İkinci maçının 3. roundundayız ve gerçekten birinci maçta da Nejat Derin ve Alexander Stefanov çok güzel, seyir zevki yüksek, heyecan dolu, adrenalinli bol bir karşılaşma izlettiler bizlere. Aynı Yıldırım betimlemelerle Yıldırım Oğuz ve Ahmet Bogatirov da güzel bir maç izletiyor bizlere. Evet. Bir bekik denedi. Evet, bekikleri 3. 4. atış Ahmet'in. Yıldırım bunlara dikkat. Bak evet, üst seviye tekme geldi. Çok high kick geldi. Yine gardını aldı ve rakibinin gelecek olan darbelerine karşı kendini savunmaya çekmiş oldu. Evet, bir middle kick daha geldi Ahmet Yıldırım. Net, çok net puanlar alıyor Yıldırım. Gerçekten tebrik ediyorum Yıldırım'ı. Evet, Yıldırım gerçekten harika. Aynı zamanda Yıldırım'a dünkü basın toplantısında dedim ki Yıldırım senin nickname'ini bulman çok zor olmamış galiba. Çünkü nickname'i, lakabı da Yıldırım. Hani ismini tekrar oraya kullanaraktan Yıldırım Oğuz gerçekten. O da çok zor olmadı abi dedi bana. Evet, evet burada. Aman Yıldırım. Evet, bloklara dikkat etmesi ama lazım. Knockdown olarak, knockdown olarak değerlendirmedi bunu Gazi Mızrak. Çünkü ayağa takıldı birbirine, iki ayağı birbirine takılmış oldu. Tabii rakibinin süpürmesiyle oldu bu ama Yıldırım'da şu an itibariyle Yıldırım'da herhangi bir üst seviye tekme gelebilir. Evet, sanki onu kolluyor gibi. Evet, evet. Bir şeyler arıyor gibi ringde şu an itibariyle. Net, şu ana kadar üstün götürdüğü karşılaşmada daha da çok rahat sükse yapacak bir darbe istiyor spinning back kick. Tabii Ahmet de son round elinden geleni yapıyor maçı çevirmek için. Sürpriz artık araçlar son yapıyor. Olduğunu biliyor. Bütün gücünü kullanacak tabii ki. Evet. Bu arada maçın Yıldırım son 3'te 1'ine girdi. Aldı ama çok kayda değer bir uyarı değil bu tabii ki. Gazi Mızrak hocamız. Evet, çok güzel bir yumruk izledik Ahmet Bogatirev'den. Evet, aman, bir aman kez Yıldırım daha izledik. Artık gardını biraz daha iyi almalı diye düşünüyorum. Yıldırım Oğuz son bir dakikada çok evet, dikkat etmesi bir lazım. Da biraz daha dikkat etmesi lazım. Spinning back kick'i tekrar denedi ama tekrar yerini bulmadı diyelim. Maç içerisinde birçok kez kurmuş olduğumuz cümlede olduğu gibi. Evet, Yıldırım Oğuz biraz daha evet, köşede bastırıyor diyebilirim. Burhan Çelik hocam da Yıldırım'a son taktiklerini veriyor artık. Son veriyor. 30 saniyede. Evet, Yıldırım Oğuz'da da birazcık tabii ki yolculuk belirtileri başlayabilirim. Çok her güzel an, bir sol kreşe istedik. Bir kroki gelebilir mi? Geldi şu an itibariyle bir dakika Yıldırım ama kaydı. Ayağa kaydı, sol ayağa kaydı ve maç yeniden başladı. Ayağa kalktı bu arada Yıldırım Oğuz. Evet, sol tarafını görüyorsunuz şu anda kameralara yansıdı. Kaburga kısmı kıpkırmızı olduğunu sizler de görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Gerçekten çok güzel bir push kick. İlk round kadar kuvvetli olmasa da bir kuvvetli middle kick, bir middle kick daha. Evet. Yıldırım Oğuz'dan bir middle kick daha derken 3 middle kick. 3'ü bir arada gibi oldu birden. Evet. 3. round aynı zamanda maçta sona erdi sevgili izleyenler. TV 8.5 ekranlarında OFC Fight Night'ta çok güzel maçlar izliyoruz ve izlemeye de devam edeceğiz. Mustafa Özben şu an itibariyle ringe girişini yaptı. Bir kez daha duyalım alkışları lütfen. Her iki sporcu içinde Ekoşetel Ahmet Bogatirov ve Gaziantep'li sporcumuz Yıldırım Oğuz. Bakalım hakemlerin değerlendirmesi nasıl olacak? Az sonra açıklayacağız kararı. Sporculara kupalarını takdim etmesi üzere OFC Event Organizasyonu'ndan, organizasyon ekibinden Sayın Ozan Can'ı ringe davet ediyorum. Buyurun Sayın Can.
Evet, tabii ki sporculara bu gece emek gösterdiler. Gerçekten antrenörler, hakemlerimiz. Onlar da büyük alkış hak ediyorlar. Sporcular, antrenörler arkada onları motive eden, yetiştiren hocalarımız, antrenörlerimiz var. Şimdi kararı resmi olarak açıklama zamanı. Ladies and gentlemen, now it's time to officially announce the winner. Ladies and gentlemen, we have a split decision. Winning on points 2-1. Evet, bir oy çokluğu durumu var. Karar kağıdı elimde. Hakemler değerlendirmelerini yaptı ve maçı 2-1 sayıyla kazandı. Red Corner, kırmızı köşe. Evet, kırmızı köşede Yıldırım Oğuz. Evet Mehmet Hocam, gerçekten birinci ve ikinci roundda elde ettiği üstünlükle kazandı bir roundda. Evet. 2 ve 3. Birinci roundu kaybetti, ikinci, üçüncü roundu kazandı. Birinci roundda biraz, belki biraz kombinasyonu fazla biraz kombinasyonu fazlaydı. Evet. Sporcu Ahmet Bogatirov. Evet, Ozan Can organizatörümüz kupalarını takdim ediyor şu an itibariyle. Ama müsabakayı 2-1 sayıyla kazanan Gaziantep'li sporcumuz Thunderbolt. O bir Yıldırım. Yıldırım Oğuz. Evet, Yıldırım'ımız Mustafa Özben'in o güzel sunumuyla bir kez daha güzel bir anons gerçekleştirildi sevgili izleyenler. Yıldırım, nickname'i de Yıldırım lakabı diğer bir ifadeyle Yıldırım Oğuz. Evet, kırmızı köşeler kazanmaya devam ediyor. Bir evet. Şurada nüans var hocam, sizinle de paylaşayım isterseniz. Bugün rakipler mavi köşede oluyor. Kırmızılar bayrağımızdan yola çıkarak kırmızı köşede mücadele edecekler. Canlı yayınımız TV8.5'da devam ediyor. Ladies and gentlemen, bir rosa. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, iki maçı geride bıraktık. Daha çok güzel maçlar sizleri bekliyor. TV8.5'tan lütfen ayrılmayın. Kısa bir ara. Bir OFC Events Organizasyonu olan OFC Fight Night devam ediyor. İki maçı geride bıraktık. Şu ana kadar gördüklerimi beğendim diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Daha fazlasını görmek istiyorum diyenler alkışlayabilir mi lütfen? Ve işte şimdi sırada arsiklete bir mücadele. Ladies and gentlemen, the next battle of the night is commissioned in heavyweight division. 3-3 minute rounds of kickboxing. Arsiklete 3 dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Ve önce mavi köşede geliyor işte ringe. First in the blue corner, representing Angola. Angolalı sporcu Dorivaldo da Silva. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. Adesium voice. Kyoka. I'm in the greatest set of my life. 300 growling nigga. Who wanna fight? In the red corner, face to the TV, kırmızı köşede Diyarbakırlı sporcumuz geliyor ringe. Emre Demir. Senaryoda kovalarlar beni, ben Maradona. Sokakta hızlı ve çocukları sığ burada.
kırmıyor, kırkırı tahliye edildik. Ama şartlığı biz değil, kural aile saygı. Piyasaya bomba gibi kuzan baban, arkamızdan iş yapan hazır mezar. Bir gün oteldeyiz, diğer gün kesat, bir gün kulüpte, diğer gün esan. Mahalleri gez, bana sarı face, takodan face, no face, no kez. İşler yes, burada abiler hiç dinlenmez. Ölmeye bile hazırız dünden biz, her günler sokakta. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şöyle bir nüans var. Emre Demir, Diyarbakırlı sporcumuz ve aynı zamanda rap müzikle ilgileniyor. Şu anda dinlemiş olduğunuz şarkı, o yüzden araya girdim. Mustafa Özbende söz tabii ki ringde. Emre Demir'in şarkısını dinleyerek Emre Demir kendini şu anda ringe doğru gelecek birazdan. Şu anda şarkısını dinliyoruz. Rapçi aynı zamanda. Diyarbakırlı sporcu, 20 years old, standing 1.95 tall, weighing 110 kilos, his professional record, 3 fights and 3 wins, trained by Gerald Talibeyoğlu, a fighter of FFC Fight Club from Diyarbakır. The cousin, Kuzen, Emre Demir! Main karşılaşmanın ring hakemi, ring referee, Mr. Cumali Kılıç. Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar ekranlardayız ve ağır siklette Mehmet Hocam bu sefer gece daha da ısınacağı benzer bence. Terler şu anda şakaklarımızdan aşağıya doğru dökülüyor. Gece daha da ısınacak, daha da ısınacak gibi görünüyor. Evet, iki maçı geride bıraktık. Çok güzel maçlar izledik değil mi Necat Derin'in? Evet, çok güzel maçlar izledik. İki maçı geride bıraktık ve ağır siklette bir maç izleyeceğiz. İki önemli antrenörün sporcusu burada hocam. Nasıl bir yorum? Kesinlikle her iki sporcu da ağır siklete yakışır bir fiziğe sahip. Çok aşırı kiloları da yok. Birinci round başladı şu an itibariyle. Ağır siklette rakam gelebilecek bir sporcu. Mike zaten dünyanın tanıdığı bir antrenör. Cevat hocamız da, Cevat Ali Beyoğulları da son zamanlar FFC'nin... Evet, yine hızlı başladı maç. Ooo, her an bir knockout evet, gelebilir. Bir knockout gelebilir, evet bir dizlenir. Hollandalı sporcu Kroki'de ve knockout. Bir, bir knockout mı acaba? Geldi, yok. Knockdown. Hakem sayacak. Knockdown oldu, hakem sayacak. Köşeye gönderdi Emre Demir'i. Evet, evet, doğru bir karar. Rivaldo Silva'nın bakalım maça devam edebilecek mi? Bir Kroki hali gördük orada ama bakalım... İşte ağır sikletteki nasıl sürpriz sonuçlanacak sürpriz devam edeceğini söyledi. Ve Cumali Kılıç hocamız da. Evet Emre Demir. Evet. Kombiniye devam ediyor. Sağlı solu bir. Spinning turning hook kick dönem evet, tekme. Evet hook denedi. Gerçekten mükemmel isabet bir isabet oldu burada. Olabilirdi siyahi sporcu. Silva. Emre Demir tekmelerle de. Herhangi bir knockout gelebilir ama çünkü hala siyahi sporcu zor durumda. Silva. Hani o kadar bir hızlı giriş oldu ki evet, biz antrenörleri karşılaştırıp anlatmaya çalışırken Mehmet Hocam birden maça dönmek zorunda kaldık. Hakikaten gece ısınacak demiştik. İspat oldu diyebilirim gerçekten. Evet, evet. Ve ağır siklette genelde bu tarz sonuçlar çok
hızlı olabiliyor. Evet, hem de ama şu anda dişleri düşürdü şu an itibariyle köşesinden tekrar. Bakalım Emre'nin de çok evet, dikkat bir sol direkçede şu an itibariyle doğru Ivaldo Di Silva. Oh. Evet biz de evet biz de diyorum Emre Demir çünkü. Emre Demir de bir sağ direkçede yumruklar çalışıyor şu an itibariyle aradan sonra diyelim. Dişliğini taktıktan sonra biraz gardını açık mı bırakıyor Emre Demir, ne dersin hocam? Emre evet, birazcık gardını açık bırakıyor. Tekmeleri boşaltmaması lazım çünkü. Dorivaldo da Silva da birazcık daha çok tekmeden daha fazla yumruklara yükleniyor gibi daha çok onunla dövüşmeyi tercih ediyor. Tabii ki tekmeler de deniyor ama daha gereksiz çok yormak istemiyor. Aslında zaten Hollandalı sporcuların çalışma stilleri bu. Gereksiz yormadan sürekli puan almak. Gücü %50 harcıyorlar ve devamlı aynı güçle devam ediyorlar. Emre'nin bu yönde dikkat etmesi lazım. Yine Emre'nin dişliği düştü. Evet, Emre'nin dişliği sık sık düşüyor. Evet, bu arada Silva ile bir göz göze geldik. Gayet durumu iyi gözüküyor. O Kroki'den çıkmış. O tam Kroki durumunda. Evet, birazcık da Emre Demir bastırabilseydi belki de değişebilirdi sonuç ama tam şu anda toparladı. Knockout gelebilir dediğimizde evet. Ama çok hafif sarf etti sanki Emre evet. Demir. Şöyle bir bakıyorum. Emre güçlü, daha önce izledim maçlarını. Çok güçlü hızlı bir sporcu. İnşallah basın bu maça iyi çalıştıysa. Basın toplantısında çok hazır olduğunu söyledim Mehmet Hoca. Evet, bir middle kick denedi sağ ayakla, isabet aldı. Evet, Silva'nın yumruklarla da Silva devam ediyor. Silva'nın kafa zayıf gibi, birkaç böyle şey denemesi lazım. Emre ceza yiyebilir. Evet, zamanı durdurun dedi Cumali hocam. Çünkü diştik üçüncü kez düştü, ceza yiyebilir. Evet. Evet, evet, dişliği attı olarak değerlendirdi Cumali hocam. Puan düşüyor, bir puan düşüyor. O yüzden bu round'u alması lazım, önde alması lazım. Yoksa kurallar gereği bu round'u kaybetmiş olur. Burnick yediğinde... Şey olabilir mi? Çok sıcak, çok terliyoruz. Yani hocasınız... Kayıyor dedi ama dişliği sıkması gerekiyor sporcu. Boş bırakırsa... Evet, alttan bir aparkat yedi Emre Demir. Bir kroşe ama geldi. Ama tekmelerle karşılık vermeye çalışıyor. Bir push kick denedi. Silva bunu avantaja çevirmek istiyor. Silva bunu avantaja çevirmek istiyor. Evet, şu anda bir sendeledi ama... Burnick yediği için bu round'u alarak gerideydi. Tamamlamaya çalışıyor Silva. Round kendine çevirmeye evet, çalışıyor. Evet, Emre de middle to low kicklere devam ediyor. Evet, biz sol kroşesi boşa gitti. Şu anda karaciğere çalışmaya çalışıyor. Yumruklarla bakın Silva'da da Silva %50 kontrolüyle devam ediyor. Aynı şey. Bak kuvveti çok arttırıyor. Dayanıklılığı devam ediyor. Emre de biraz da yorgunluk belirtileri evet. Başladı diyebilirim. Emre çok hızlı başladı. Çok iyi başladı, kötü bitirdi. Güzel bir avantaj yakalamıştı aslında. Round'u knockout edebilirdi ilk round'da. Ancak gereksiz. Evet, şu anda tam maçın baş kısımlarında. Evet, şu anda Kroki durumuna geldiği evet. Anı tekrar istiyoruz. Burada aslında... İşte bu tekmeyle Emre Demir rakibini yere indirdi. Burada Kroki tam... Hakemiz saymaya başladı. Başın yüz kısmına gelmiş. Orası burada aldığı darbe çok önemli evet. Mehmet Hocam. Da Silva çok güzel bir kroşe. Evet. Ne cevap vermiş diyelim. Şu anda aslında Alsiklet istediğimiz bu gecenin ısınacak dediğimiz yorum yaptığımız bu maçta aslında dişlik düşürmeye doğru dönüşüp öyle hani sonuçlanmadı ama yine de evet. Güzel bir round izledik. İkinci round için gongta çaldı şu an itibariyle. Evet, Emre'ye bakıyorum birazcık toparlamış gibi kendini. Evet, Cumali hocam da çok, hani çok ümitlenmişti. İlk başta Emre Demir'in. Emre Demir'in artık Kroki halini görünce Dorivaldo Silva'nın tamam bu iş bitiyor derken şu anda benim yorumum eşit spor kadar. Bakalım ne olacak. İkinci round'da hep beraber izleyeceğiz. Evet, TV 8.30'da OFC Fight Night. Üçüncü maçın ikinci round'uyla devam ediyor. Sevgili izleyenler. Evet, çok güzel bir high kick geldi Emre Demir'den. Emre böyle kontrollü gitmesi lazım. Evet. Net vuruşlar yaparak. Güzel bir direk aldı mı? Blokta mı kaldı? Tam göremedik buradan itibaren. Evet, blokta kalıyor şu an yine itibariyle. Dişliği. Rakibe saldırırken dişliği düştü yine. Rakibe saldırırken düştü. Hani yanmamda. Bence dişlik ağzına göre değil ya da dişliğin yapımında bir sıkıntı var. Hani bir darbe alıp da düşürdü desen. Evet. Diyeceğim ki hani darbe aldı düşürdü ya da kombine varken oyunu soğutmak adına düşürdü. Kendi şundan dolayı dişliği sporcular yapar ya, kalıbı bazen dişine uygun yapmayabiliyorlar. Aceleyle yapmış olabilir. O yüzden dişlik tam ağızda tutmamış olabilir. Tam geçtiği an düşmesi de artık bir talihsizlik diye düşünüyorum ben. Bilinçli atmadığı için ceza vermedi Cumali hocam.
onun da atak halinde evet. olduğunu gördü. Çünkü evet. dişi o zaman düştü. Evet, bir middle kick denedi. Geldi da Silva. Evet, çok güzel, sarsıcı bir tekme izledik. Evet, bir push kick yedi şu an Emre Demir ama çok etkilenmediğini yüz ifadesi lantımacı. Bir direk aldı şu an da Silva. Evet, blokta kalıyor. Da Silva'nın yumrukları Emre Demir'in bloğunda kalıyor sevgili izleyenler. Evet, çok güzel bir hemen önümüzde Silva zor durumda. Hem de bizim kumanda masasının olduğu yere. Bakın yine ekranlara yansıdı. Gerçekten zor durumda Silva. Başladı Cuma Ali Kılıç. Bakalım nasıl olacak? 7-8 nasılsın dedi da Silva'ya. Devam edeceğim diyor. Evet, Emre artık bu durumu avantaja çevirmek istiyor. Evet. Evet, bir tekme daha. Şu anda Emre kaydı. Emre yerde çok şu anda. Kontrollü. Çok acele kontrollü, etmeden kaydığı için yere düştü. Net vuruşlar yapması lazım burada. Evet, Da Silva yumruklarla devam ediyor. Emre tekmeleri. Evet, güzel bir akit geldi yine. Evet, bir direk aldı Da Silva. Sağlı soldu yumrukları deniyor. Bunu avantaja çevirmesi lazım. Emre Demir'in köşesine. Oo. Tam da köşesini sıkıştırdı mavi köşede. Şu anda kimin dişliği düştü ona bakıyor. Evet, dişlik 5. kez düştüğü için 2. ceza kural gereği. Yani bunu nasıl açıklar köşe bilemeyeceğim. Dişlik kalıbı dişine uygun olmadığı için kombinasyonla nefes verirken bunu aslında aslında sporcu onu bir dişi yapmıyor. Kendi düşmesine de kendi de kızıyor. Halbuki köşesinde Cevat Alibey oğulları var. Evet. Çok tecrübeli evet. ve çok Türkiye'nin önde gelen antrenörlerinden bir tanesi. Aslında son zamanlar sporcular böyle diş hekimlerine yaptırdığı kalıp dişlikler var. Onları kullanması lazım. Ağızdan kesinlikle çıktı. Şimdi, yine Emre'den gerçekten üst seviye güzel Emre, tekmeler geliyor ama isabetsiz. Bunlar isabet ederse yine Silva'yı zor durumda evet. bırakabilir. Şu anda maç ortada. Çünkü kaburgalarına. Emre saydırdığı için birinci round'da verdik idi ama birinci round'u, ikinci round'u şu anda önde götürüyor. Ters bir sıkıntı olmasın. Aslında şunu şu anda maç dengelenmiş durumda gibi. Evet. Şu anda şunu gözlemledim. Aslında Emre'nin dişi düşünmeden dolayı aldığı cezadan sonra sanki Dorivaldo da Silva bir canlanıyor böyle. Evet. Ama maçı 3. round belirleyecek. Çünkü Emre 1. round'da da örnek aldığı için 3. round'da dişlik düşünmez diye temenni ediyorum. Evet. Evet, birazcık yorgunluk belirtileri başladı. Silva çok kontrollü. Silva kontrollü biraz daha kontrollü çünkü... bir sol direk yedi kontrollü ama bir sol direk geldi. Bir ayak içine çalıştı. Bir low kick denedi. Emre isabetli oldu. Köşede şu an gardını aldı Emre. Bu yumrukların hepsi blokta kaldı. Ama Emre birazcık yorulmuş gibi. Evet, gardını iyi alırsa Emre. Evet, son 10 saniye için uyarı verildi. Artık ikinci roundda Emre biraz yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Da Silva'da da öyle aslında. Evet, ikinci roundda sona erdi. İnşallah Emre'yi köşesinde dinlenmiş bir şekilde 3. roundda bekliyoruz. 2. roundda bir taraf örnek aldı, bir tarafa saydırdı. Berabirlik durumu oluşabilir. 2. roundda. 1. roundu eksi puan aldı. 1. roundu Emre önde olmasına rağmen örnek yediği için evet. Puanlama gereği karşı tarafa gitmiş olabilir. Evet, işte şu an tekrar izliyor izleyicilerimiz. Gerçekten aslında ardından Emre devam etmek istedi. Gelen bir high kick olmuş Emre'nin. Üçüncü round'u çok merak ediyorum. Üçüncü round'da yani, sürpriz bir şey olabilir. Dorivaldo da Silva için 3-4 canlı diyebiliriz. Evet evet. saydırıp canlandı. İki kez Kroki'den çıktı. Bakalım üçüncü round'da. İki kez Kroki'den çıktı. Bakalım olacak. Bir olur iki olur. Evet. Emre'nin çok kontrollü kombinasyonlardan sonra. Çünkü üst seviyeye tekme alıyor Silva. İki kez, üç kez net vuruşlarını aldı. Bir kez daha denemesi lazım. Önce net vuruşlar. Evet, 3. round için Cumali Kılıç oyuncuları, sporcuları çağırıyor. Round 3. 3. round başladı sevgili izleyenler. Gecenin ısındığı ağır siklet 3. maçında OFC Fight Night'ın gerçekten şanına yakışır bir müsabaka izliyoruz. Evet, bir push kick denedi ama isabet ettiremedi Da Silva. Emre'nin sol direği tam da göğsüne geldi. Evet, bir. Hem tekme hem de yumruklarla bir kombinasyon denedi. Yine mi dişik? Time stop dedi Cumali Kılıç. Tam da atağa geçtiği zamanlarda acaba bir hani tiki mi var? Ağzını mı açıyor acaba diye düşünmeye başladım ben. Nefes hani olur veriyor. Ya nefes verdiği zaman. Için ağızda dişlik kalıbı tutmadığından fırlıyor ağza. Ağzına küçük de olabilir dişlik. Evet, bir sol.
düzeltiyorum, sağ direk yediği Da Silva'dan Emre Demir. Ama karşılığında gördü şu an itibariyle. Kilosuna yakışır, şanına yakışır. Evet, bir high kick aldı. Bayağı da sarsan bir high kick aldı Da Silva Emre Demir'den. Evet, push kick. Biraz önce olduğu gibi bir kombinasyona girişti ama Emre'nin bu kroşesi tutsaydı eğer bir zor durum oluşabilirdi. Kroketi durumu da oluşabilirdi. Karaciğer'e bir darbe aldı. Şu an Emre Demir. Emre'nin kombinasyonlarla üst seviye tekme araması lazım yine. Ama kombinasyonlardan sonra, boks kombinasyonundan sonra araması lazım. Çünkü rakip üst seviye tekmeleri alıyor ama rakip çok kontrollü gidiyor şu anda. Çünkü iki kez zor durum yaşadı. Aynı evet. Duruma düşmemek için net puanlar alıp devamlı puan almaya çalışıyor Emre'ye karşı. Eğer Emre bu maçı kaybederse çok üzüleceğim. Aslında çünkü Emre fizik olarak rakibine çok düşüyor. Neden üzüleceğim? Almış olduğu eksi puanlardan dolayı, diş evet. Düşünmeden dolayı. Evet. Şu an hadi bakalım köşeye sıkıştırdı diyelim. Okay. Ondan sonra evet. Başladı Yumurtağ'da. Herhalde nakavt gelebilir. Geldi. Yine kroşe durumu. Gerçekten Silva. Evet, bir high kick denedi ama boşa çıktı. Da Silva kaçmayı başardı bu pozisyonda. Emre Demir öyle bir atak yapıyor ki bizi de yaptığımız yorumları ters çıkartıyor. Tam yorgunluk belirtisi başladı derken yine bir kombinasyona başladı Emre Demir. Da Silva bir diz denedi. Evet, sol direğe boşa çıktı Da Silva'nın. Artık sporcular yavaş yavaş hem birbirini tartıyorlar hem de son anlarda nasıl puan alabiliriz'i kovalamaya başladılar diyebilirim. Evet. Yine bir time stop oldu. Sevgili izleyenler, yine bir dişlik düşmesi oldu. Bir daha atarsa 3. bölünük diskalifiye olabilir. Yine diskalifiye olabilir. Kural gereği. O yüzden Emre'nin çok dikkat etmesi lazım. Bilinçli atmadığı için Cumali Hocam ona uyarıda son bulundu. Bir uyarıda daha evet. Bulundu. Evet, köşelerde de. Oo, yine sol çok güzel evet, bir köşe. Bir kombinasyon köşeye sıkıştırdı şu an. İtibariyle Emre Demir. Evet, Da Silva da direniyor. Emre Demir saldırıyor. Da Silva direniyor. Son 30 saniye artık son 30 eline geleni yapıyor. Emre Demir artık bütün gücünü kullan. Evet, kombinasyona tekrar başladı. Her sıkıştırdığı köşeden Da Silva çıkmayı başardı ama Emre Demir bu maçı alacağı benzer sevgili izleyenler. Evet, oo. Bir tekme boşa gitti ama Emre. Evet, tekrar gücünü topladı ve Da Silva'ya doğru. Evet, köşeye sıkıştırdı. Kombinasyona tekrar başladı. Kroşeler, direkler derken Emre kombinasyona devam ediyor. Da Silva yine çıktı köşeden. Da Silva gerçekten çok akıllı. Evet, biraz sağ direkledi ve şu an itibariyle 3. roundla maç sona erdi. İnanın en çok merak ettiğim maçlardan bir tanesi. İzleyicilerimiz eminim büyük zevk almışlardır. Buradaki seyirciler, daha doğrusu misafirler, düzelttiğim ifademi, nutku tutulmuş gibi bir taraftan hem yapılan darbelere, vurulan kicklere, yumruklara birazcık hem oh diyerek tepki gösterdiler ama çoğu da böyle pür dikkat izlediler. Sevgili izleyiciler, gerçekten şanına yakışır bir maç oldu. Bir kez daha iki sporcu için de alkışlarını duyalım lütfen değerli misafirlerimiz. Ladies and gentlemen, please put your hands together for both fighters. For Da Silva, originally from Angola, but representing Portugal tonight at the OFC Fight Nights. Ve işte Diyarbakırlı, Kuzen Akaplı, Emre Demir salladı ama yıkamadı, bakalım sonuç ne olacak. Sporculara kupalarını takdim etmesi üzere OFC Event Organizasyon ekibinden Sayın Alp Özdinç'i davet ediyorum sahneye. Buyurun Sayın Özdinç. Evet, organizatörümüz Alp Özdinç kupaları vermek üzere şu anda ringe davet edildi Mustafa Özmen tarafından. Alp hocamın da bu organizasyonda çok emeği var. Çok emeği var. Genel koordinatörlük yaptı ve hala koşturuyor, ben görüyorum. Emeği için teşekkür ederiz Alp hocama. Çok beyefendi, çok. Şuraya dikkat çekmek istiyorum hocam. Emre Demir'in Pro'da 3 maçı var, 3'ü de nakavtla kazanmış. Nakavta evet. Gitmek isterken evet. Dişlikler ona biraz engel oldu diyebilirim. Umarım moral mende etkiledi Emre'yi biraz. Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Örneklerden dolayı gitmiş olabilir. Bakalım. Merakla bekliyoruz. Kırmızı köşe. Kırmızı köşe. Emre Demir. Ne kadar dişliklerini düşürüp eksi puanlar alsa da Emre Demir gerçekten yapmış evet. Olduğu kombinelerle, yaşatmış yani. Olduğu krokilerle değil mi Emre? O anlama da kazandı Emre. Evet. Saydırdığı için Wernicke'ler dengelemiş oldu. Şimdi Mr. Evet, Mike'in bir itirazı var. Mike'in bir hakemine. İtirazı var. Hakem masasına kadar geldi şu an itibariyle. Cevat Alibeyoğulları'yla sarılıyorlar şu an.
Yani tabii ki sebebini soruyordur. Evet. Ve iki büyük efsane şu anda ringin ortasında. Cevat Ali Beyoğulları da cevabını veriyordur galiba. Bu arada Alp Hocam da ekrana yansıdı. Evet Alp Hocam hakikaten ondan bahsediyoruz. Kupasıyla oluşacak şimdi Emre Demir. Sayın Alp Özdeğiç kupasını takdim ediyor. Bir kez daha alkışlayalım lütfen hep birlikte onu. İşte kupa zamanı, işte alkış zamanı kuzen Emre Demir. Hakikaten çok üzülecekti kaybetseydi Emre Demir kupasını aldı. Evet Alp Hocam da bu arada çok güzel bir Brezilyan Jiu-Jitsu antrenörü. Çok size emeği var. Evet o uçakta olduğunu biliyorum. Jiu-Jitsu antrenörü aynı zamanda. Evet Dorival da Silva da gerçekten çok iyi bir mukavemet gösterdi. Bu kadar Kroki'nin üzerine maçı çıkartması gerçekten takdire şayan. Yani 3 tane Kroki'den çıktı diyebiliriz evet, gerçekten. Evet. Hani öldü öldü dizildi adam resmen. Hani ne diyeceğim gerçekten dayanıklıymış. Evet. Artık köşesindeki Big Mike'dan mı güç aldı dedi ki ben bu hocayı yüzüne kara çıkartamam diye. Çok güzel dayanıklı. Evet bu arada... Hakemlerimiz gerçekten Cumali Kılıç Hocam, Salih Demir Özen, Gazi Mızrak Hüseyin, Fındık Reyhan, Yentürk ve aynı zamanda federasyon temsilcimiz Talat Ayhan yan masamızdalar. Onlar da bütün katkısını maçların güzel geçebilmesi için bütün katkılarını veriyorlar sevgili izleyenler. Evet. Ladies and gentlemen, the fourth one of the night at 52 kilograms, 3 minute rounds of kickboxing, two women fighters. Will strive to own the ring tonight at the OMC Fight Night. İşte OMC dövüş gecesinde bu kez iki kadın sporcu gelecek ringe 52 kilogramda 3'er dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Öncelikle mavi köşede first in the blue corner representing Greece Yunan sporcu Vesela Rogaska. Evet, Yunanistan adına bu ringde yer gösterecek Amazon lakaplı nickname'li Vesela Rogaska. Aslında Bulgar asıllı kendisi. Gecenin başlarından birisi diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Sayın Abdullah Celebi gerçekten Fum'da da çok kaliteli bir sporcu. Profesyonel anlamda Türkiye'nin starlarından, bayan starlarından. Rakibi Yunan sporcu da aynı başarılı şekilde. Başarılı çok... Bir de Survivor'dan tanıyoruz. Evet. Alkayış'ı. Eşi Alkayış'ta. Ali Alkayış'ta 51-48. 48 kilodan 86 kiloya kadar her kiloda şampiyon olmuştur. Ali Alkayış'ta Türkiye'nin çok tanınan sporcularından bir tanesi. Kırmızı köşede and her opponent in the red corner representing Türkiye. İşte bir büyük şampiyon geliyor OFC Fight Night'ta ringe. Funda Alkayış. Thank you.
Evet sevgili izleyenler, yayınımız devam ediyor. Çok güzel bir maçla karşı karşıya olacaktık ama küçük bir kaza yaşadı. Bizim de nazarımız mı ulaştı bilemeyeceğim. Futbol halka iş tam çıkarken oradaki bir kafa çarpması olmuş galiba. Küçük bir kaza geçirmiş diyelim, düzeltelim ifademizi. Hatta rakibi olan mesela Rogan Skoda ona bakmak için kulis bölümüne geçti. Şu anda bekliyoruz Funda Alkayış'a geçirdiği bu talihsiz küçük kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım maçına çıkabilir. Bunu da sizlere aktaralım. Beklemeye devam ediyoruz. Şu anda ringde bir Türk bayrağı, bir de Yunan bayrağı şu anda görselde gözüküyorlar. Bakalım mesela Robaşka ringe döndü galiba. Bakmaya gitti galiba. Funda dönecek diye düşünüyorum. Bu yorumu yapsam doğru olacaktır tahminen. Evet tabii ki Veseler Rogoşka da bir alkışa hak etti diye düşünüyorum. Bulgar kökenli Yunanistan adına burada. Biz Veselan'ın dönmesini Funda'nın ringe çıkacağı şeklinde yorumladık. Umarım o şekilde olacaktır. Funda geliyor şu an itibariyle. İzleyenler Funda Alkayış kendinde gözüküyor şu an itibariyle maça çıkabildi ve... Ladies and gentlemen, introducing first, finding out of the blue corner, Beşiktaş'ın Cem Abi Köşede, representing Greece, Yunan sporcu, trained by Pavlos Kaponis, a fighter of Diamond Camp. Pavlos Kaponis yapıyor antrenörünü, Diamond Camp sporcusu, 23 years old, standing 165 tall, weighing 52 kilograms. Her professional record, 16 fights, 13 wins, and 3 losses. Two-time Greek champion, 2020 KGP champion, and 2023 Muay Thai Greek champion. 23 yaşında, 1.65 boyunda, 52 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 16 maç yaptı, 13'ünü kazandı, sadece 3 kez mağlup oldu. 2019 ve 2020 yıllarında Yunanistan şampiyonu, 2020'de KGP organizasyonluğu kazananı, 2023'te Muay Thai'de Yunanistan şampiyonluğu var. O bir Amazon Vesela Ragaska. Kırmızı köşede, trained by Ali Alkayış, a fighter of Fine House Sports Club. Ali Alkayış yapıyor antrenörlüğünü, Fine House Spor Kulübü sporcusu, 33 years old, standing 1.63 tall, weighing 51 kilograms. Her professional record, 50 fights, 42 wins, 15 coming in the way on knockout, and 8 losses. In Muay Thai, WBC World Champion, WBC European Champion, WMC European Champion, IFMA World Silver Medalist, Kickboxing Waka World Champion, FEA World Champion, 28-time Turkish Champion! 33 yaşında, 1.63 boyunda, 51 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksta 50 maç yaptı, 42'sini kazandı, tam 15 kez knockout etti rakiplerini, sadece 8 kez mağlup oldu. Muay Thai WBC Dünya Şampiyonu, WBC Avrupa Şampiyonu, WMC Avrupa Şampiyonu, IFMA Dünya İkincisi, Kickboks Wako Dünya Şampiyonu, FEA Dünya Şampiyonu, tam 28 kez Türkiye şampiyonu, o bir savaşçı, The Warrior, Funda Alkayış. And the ring referee, karşılaşmanın ilk hakemi Sayın Reyhan Yentürk. Sayın Hüseyin Fındık. Evet sevgili izleyenler, tabii ki çok sıcak bir havadayız. Mustafa Özben'in de böyle bir
hani sunum kazası diyelim ona da. Tabii ki burada Reyhan Yentürk hocamızın bir rahatsızlığından dolayı Hüseyin Fındık hocamız görev alacaktı. Bu nüansı kaçırmış olabilir. Evet, maçımıza dönelim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, Funda Alkayış'ın saç bitiminin, alnının bitiminde saç başladığı yerde bir orada bir gördüğünüz darbe izi var. Ondan dolayı birazcık kuliste beklemek zorunda kaldı hatta. Vesela Rogoska da onu kontrol için içeriye girdi ve tekrar dönünce biz de Funda Alkayış'ın bu müsabakaya çıkacağını anlamış olduk. Evet, maç başlayacak. Alnında iki tane, burnunda da aynı anda üç yeri vurmuş burnunu bence. Burnunu fark edemedim ben ama burnun üstünde de gördüm kameraya yansıdığında. Evet, birinci round başladı. Birinci roundla low kicklere de başladı. Bacak içine çalışmaya da devam ediyor Funda Alkayış. Bir middle kick'te izledik sol ayak. Funda kilosunda çok seri kombinasyonlar yapabilen, evet, çok seri distans ayarı olan bir sporcu. Evet. Daha önce de birçok maça beraber gittik. Rakibiyle arasında da bir, evet, 10 yaş fark var. Evet. Ama evet, tecrübeden dolayı kazanacağını umut ediyorum. Çok tecrübeli. Evet, tecrübeli. Artık Mustafa Özben'in o güzel sunumunda da hep beraber şahit olduk ki kazanmadığı şampiyonluk bir, evet, evet, yok gibi. Hani neredeyse 28 defa Türkiye şampiyonu olmak bile, evet, büyük bir, hani yukarıdaki dünya şampiyonluklarını, Avrupa şampiyonluklarını bir kenara bıraktım. 28 defa Türkiye şampiyonu olmak hani başarı ailede de var. Ali Alkayış da hani, öyle. Evet, biraz önce 48, evet, kilodan eşi oluyor 86 kiloya kadar hem Mehmet hocam, hem antrenör, hem menajer, hem eşi. Evet. Gerçekten Ali de çok başarılı bir sporcuydu eskiden, şu anda da antrenörlüğünü yapıyor. Türkiye'de tanınmış isimlerden birisi. Hakikaten başarılarla, evet, dolu bir spor hayatı var Funda Alkayış'ın. Funda çok... bir de nazar boncuğu gibi bir Survivor ekledi. Evet. Kendileri. Oradan da tanıyor izleyicilerimiz Funda Alkayış'ı. Evet, güzel bir sağ direk izledik. Vesela Roboska'nın yüzünde patlayan diyelim, evet, yumruk kombinelerine, push kicklere devam ediyor Funda Alkayış. Tabii rakibi de bu arada ona karşılık vermeye, evet, bacak içine çalışmayı daha çok tercih ediyor. Low kicklerle, middle kicklerle. Çünkü rakip üstüne geldiğinde iç low kickler rakibin yapacağı ata, evet, bozuyor. Bir yumruk kombinasyonu denedi Vasela Rogoska. Birazcık gardı açık gibi geldi bana Funda Alkayış'ın. Evet, şu anda iki sporcu da sarıldı birbirlerine. Tabii ki Cumali düzeltiyorum. Hüseyin Fındık hocamız hemen maçı durdurup ayırdı. Bugün şunu söyleyebilirim. Hani şu cümleyi hiç kuramadım Mehmet hocam. Ne dersiniz? Evet, OFC Fight Night cümleme geleceğim. Bu arada Funda maçtan önce kafasını vurduğu yerde bir herhalde kanama oldu. Kanama oldu. O tabii bunun birinci de Hüseyin Fındık, evet, hocam. Tabii ki oraya bir müdahale edilmesi gerekiyor. Haklı bir şekilde Hüseyin Fındık hocam da köşesine gönderdi. Şu cümleyi kuramadığımdan bahsediyordum. Hani replikler hazırlıyoruz. Hani sporcular birbirini tartıyor diyemedik hiç. Evet. Yani birinci round'dan itibaren maçların hepsi çok hızlı geçti. Ne dersin Mehmet hocam? Bu kiloda maçların hızlı geçmesi normal çünkü hafif kilo. Ama ağır siklette de öyle oldu. Ağır siklette de, evet, rakipler bir an önce sonuca gitmek istediği için onda da hızlı geçti. Doğru söylüyorsunuz. Özellikle Emre Demir'le Dorivaldo da Silva'nın bir önceki maçta, öyle değil mi? Funda biraz morali bozuk başladı. İkinci round'da toparlayacağını umut ediyorum. Şu anda biraz savunma atak dövüşüyor. Ama doğru hedefi buluyor. Çünkü çok yakinen tanıdığım bir sporcu Funda Alkayış. Evet. Klinç yapma diyor hakem. Hoca iki sporcuydu uyardı aslında. Evet. Hem red corner hem de blue corner diyerek uyarılarında bulundu. En iki sporcuya da elinizde çekme yapmayın dedi. Evet, bir high kick denedi ama yerini bulmadı. Bir middle kick. Arka arkaya 3 tane middle kick. Funda Alkayış birazcık, evet, bir push kickle uzaklaştırdı rakibini. Evet, bu tam maça çıkarken ki talihsiz kazası onu çok kez köşesine gitmesine sebep olacak diye görünüyor gecenin bu bölümünde sevgili izleyenler. Sevgili TV 8.5 izleyicileri. Evet. Kanama devam ediyor. Muhtemelen... Kanama devam ediyor. Maçı da böyle devam etmesi mümkün değil. Mümkün değil derken hani bir anlamda tedavisinin yapılıp devam etmesi lazım. Muhtemelen akan oradan kanama gözüne gidiyor. O yüzden duruyor. Bakın burnunda da var. Üç yeri vurmuş. Hem iki tane alnında, bir tane de burnunda iz vardı. İlk maça çıkarken ben onu fark ettim. Evet, şimdi ben de gördüm burnundaki izini.
çok geçmiş olsun diyelim. Çok talihsiz bir kaza geçirdi Funda Alkayış. Halbuki gecenin en güzel maçlarından biri olacak diye. Funda profesyonel bir sporcu. Morali toparlayıp yani devam edelim. Düzeltip devam etmeli. Evet. Birinci round sona erdi. Aslında son 10 saniyede de iki sporcu da kombinlamaya çalıştılar birbirlerine. Evet, Funda Alkayış'ın talihsiz geçirdiği kaza gerçekten onu birazcık etkiledi. İki defa köşesine gitmek zorunda kaldı. Ama maça devam ediyor. Mehmet Köktaş hocamın da yorumunda olduğu gibi tecrübeli bir sporcu. Eminim bu işte burada tekrar izliyoruz sol direk aldığı anı. Bir kez daha sol direk denedi deseler Raboska ama bu hedefini bulmadı. Funda moralini düzeltip tekrar ikinci rounda çıkacaktır. Ali Erkoç hocamla şu anda köşede de istişare ediyorlar. Zaten Ali Erkoç hocam o tecrübeye sahip. Devam edemeyecek durumda olsa Funda'yı riske atmaz. Şu anda konuşuyorlar. Muhtemelen devam edecek Funda maça. Ama tabii bir sporcunun, profesyonel bir sporcunun maçtan önceki böyle bir talihsiz illaki demoralize olacaktır. Evet. İnşallah Funda'nın bu round toparlayacağını umut ediyorum. Biz de öyle. Yani Yunan sporcu 1-0 avantajlı başlamış gibi oldu. Mevcut durumundan dolayı evet. Bakalım müdahalesi hala ama devam maç ediyor. Bu anlamada ortada çok şey yok. Maçta puan farkı yok. Evet, ortada giden maç birinci round. Tabii ki sizin gözlemleriniz daha isabetli olur ama benim de gözlemlediğim o. Ortada geçmiş gibi. Aslında son tedavisinden sonra son geldiğinde bir kombine denedi. Evet. Veseler Raboska. Evet. Funda maçı bıraktı. Bence Ali'nin kararıyla beraber, ortak istişare kararıyla beraber maçı bıraktı. Evet. Çünkü böyle sağlık daha önemli. Alındı. Yoksa çok üzüntülüyüz bizler de. Şu anda Funda'nın yüzünden anlayabiliyorum. Gecenin en iyi devam edeceği, evet, devam edebilecek bir durumda değil. Evet. Rakip aynı için, zamanda rakip için aynı ödül zamanda oldu. Antrenörü eşi olan Ali Alkayış'la bir istişare ettiler. Evet, maç bitti. Funda Alkayış devam edemeyecek. Ve sporculara kupalarını takdim etmesi üzere ana sponsor Sayın Hakan Yuba'yı davet ediyorum ringe. Buyurun Sayın Yuba. Çünkü köşeye gittiğinde kafa salladığında en son fark ettim devam edemeyeceğini. Evet sevgili izleyicilerimiz, TV 8.5 ekranlarında gerçekten gecenin en iyi maçı olacak. Ona nazar mı oldu bilemeyeceğim ama Funda Alkayış'ın geçirmiş olduğu talihsizlik bu kazadan dolayı maçtan çekildi. Ama bence benim tanıdığım Funda bu maçın rövanşını ister. İkinci round'un maçın başında RCC'ni hakem maçı durdurdu ve işte maçın galibi Blue Corner mavi köşe Vesela Raboska. Evet, hakem kararıyla Vesela Raboska. Rica ediyoruz kupalarını takdim etmesini. Öncelikle Funda Alkayış'a kupasını takdim edelim. Evet, rakibi de Vesela Raboska da bunun da bir tam maç olmadığının farkında. Yani Funda'nın o geçmiş oldu. Ama bu maçın rövanşı olur. Çünkü sonuçla olan bir şey değil. Maçtan önceki olan bir talihsizlik etkilemesi. Bence buraya kadar hazırlanıp Funda kendini denemek istediği, bence maçtan önce de onun kararını vermiştir aslında. En azından kendim deneyeceğim, o kadar çalışacağım diye. Dün de basın toplantısında çok hazır olduğunu, çok iyi çalıştığından bahsetmişti. Yok, ben de yakinen ailecek de görüşüyorum Alkayış ailesiyle. Funda'nın çok iyi çalıştığını biliyorum. Çünkü yıllardır spor hiç bırakmıyor. Bu arada az önce bakmadan anons ettiğim için Hüseyin Fındık hocamızdan özür dileyelim. Hocam otel açtı sporcuların tanıtımında. Evet, o son bilgi, hakem değişikliği bilgisi gelmediği için teşekkür ederiz anlayışınız için. Evet, gecenin son maçına geçiş yapacağız sevgili izleyenler. Beşinci ve gerçekten artık o cümleyi kurmayalım hocam, ben öyle düşünüyorum. Gecenin iyi maçlarından biri cümlesini kurmayalım. Talihsiz bir kaza olmasın, maça çıksın sporcularımız ve gerçekten o güzel seyir zevki yüksek olan, mücadele gücü yüksek olan bu maçları Funda Alkayış ve Vesela Raboska maçına kadar çok güzel organizasyonumuz devam. Yine devam ediyor tabii ki, bu tamamen şey değil. Geçirilmiş bir talihsiz bir kaza var.
Onun akabinde hakem kararıyla köşe çekilmek istedi ve hakem kararıyla Funda Alkayış'ın rakibi Vesel Aragoş'ta galibiyetini ilan etti. Ekim ayında bir organizasyon yapacağım, Vasil Payeteren olarak bu maçı teklifini yapacağım her iki sporcuya da. Yani challenge'ı orada yapalım diyorsun. Benim bile içimde kaldı bu maç. Ladies and gentlemen, this is the main event of the night at 81 kilograms, 33 minute rounds of kickboxing. İşte gecenin ana maçı 81 programda 3 dakikalık 3 round üzerinden bir mücadele. Ve önce mavi köşede, first in the blue corner, representing Serbia, Sırp sporcu geliyor ringe, Miloš Stanković! Evet, bu bölümde sevgili izleyicilerimiz, sporcular ringe gelirken tiyatral bir gösteriyle gelecekler. Tiyosunu aldım ben buradan. Çok güzel bir gösteriyle gelecekler. Miloš Stanković ve İsa Göçmen. Mehmet Hocam, gerçekten organizasyon çok ince düşünülmüş. Hiç şu ana kadar böyle bir sporcu çıkışına rastlamış mıydınız, sormak istiyorum size. Daha önce çok organizasyonda bulunduk ama böyle bir atmosfer havuz üzerinde görmedim. Hem havuz üzerinde değil gibi şu an. Alp Hocama, Alper Hocama çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Sporcumuz geliyor ringe, representing Türkiye, İsa Göçmen! Evet, gerçekten TV 8.5 ekranları da muhteşem bir gece yaşıyoruz. Muhteşem bir organizasyon yaşıyoruz hep birlikte sevgili izleyiciler. Mükemmel düşünülmüş son maçta, gecenin en ballat maçında bir tiyatral gösteriyle çıkıyor sporcular ringe. Hakikaten buradaki bütün misafirler cep telefonuna sarıldı ve şu anda bu anı ölümsüzleştirmek adına kayda alıyorlar. Hakikaten çok güzel bir organizasyon yaşıyoruz. Damağımızda kalan, tadı kalan diyelim, tek round üzerinden oldu. Funda Alkayış'ın maçı oldu. Bir tek onda talihsizlik yaşadık diyebiliriz. Hakikaten muhteşem bir organizasyon. Aslında bu yapılan tiyatral gösteriyi ben de buradan anlamaya çalıştım.
ilk çıkan sporcu Miloš Đaković, hani çalınan, dinlenilen müzik ve çıkan koreografide yer alan dansçılar sanki böyle biraz daha gürültülü bir and 3 defeats, 2022 Waco World Cup gold medalist, 2022 Waco European champion, silver medalist and 5-time Serbian champion. 26 yaşında 1.89 boyunda, 81 kilogram ağırlığında, profesyonelde 10 maç yaptı, 7'sini kazandı, 2 kez knockout etti rakiplerini, 3 kez mağlup oldu. 2022'de Waco Dünya Kupası'nın altın madalyalı ismi, 2022 Waco Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Tam 5 kez Sırbistan şampiyonu Miloš Đaković. Evet, Miloš Đaković. And his opponent in the red corner, Beyşen Akibi, kırmızı köşede. Cevat Ali Bey oğulları yapıyor antrenörlüğünü. FFC Spor Kulübü sporcusu, trained by Cevat Ali Bey oğulları, fighter of FFC Fight Club. 23 years old, standing 185 tall, weighing 81 kilograms. His professional record, 16 fights, 14 wins, 10 coming in the way on knockout, and only 2 defeats. Waco European champion, Waco European silver medalist, and Waco European Cup champion, 6-time Turkish champion. 23 yaşında, 1.85 boyunda, 81 kilogram ağırlığında, profesyonelde 16 maç yaptı, 14'ünü kazandı, 10 kez knockout etti rakiplerini. Sadece 2 kez mağlup oldu. Waco Avrupa şampiyonu, Waco Avrupa şampiyonasının gümüş madalyalı ismi, Waco Avrupa Kupası şampiyonu, tam 5 kez Türkiye şampiyonu İsa Göçmen. Evet, seyircinin büyük desteği var İsa Göçmen'e. Gerçekten Türkiye'nin yükselen değeri İsa Göçmen. Bu maçı da alacağına bizler kesinlikle eminiz. Tabii ki bir aksilik yaşanmazsa. İsa Göçmen son yıllarda çok güzel çıkışlar yaptı. Fight Club Exen'de de beraberdi İsa'yla. Gerçekten çok yetenekli, çok yükselen değeri değil mi hocam? Yükselen bir gerçekten sporcu. Güzel bir ifade. Benim de yakinen tanıdığım bir kardeşim. Rakibi de başarılı bir sporcu. Gerçekten gecenin final maçı yakışır bir maç olmuş. Denk bir maç olmuş. Evet, ilginç bir koreografi izledik. Tabii gönlümüz İsa'dan yana. İnşallah kazanır diye umut ediyoruz. Evet, koreografi de güzeldi. İnşallah bu güzelliği İsa'nın kazandığı bir maç olarak anons edersek, evet, şu anda yanımızda sürpriz bir konuğumuz var. Evet, Funda geldi. Alkayış Mehmet sözü Hoca. Sözü Funda'ya bırakacağım. Evet, evet, Funda'yla sohbet etmek isterim tabii ki. Çok talihsiz bir kaza yaşadı Funda. Yanımda şu an itibariyle sevgili izleyenler. Funda hoş geldin. Öncelikle çok üzgünüz. Biz aslında nazar da değdiğimizi düşündük. Dedik ki gecenin en sükse yapacak maçlarından bir tanesi dedik. Bu tarafta tabii maçtayız. Funda, senin de yorumlarını alacağım tabii ki. Çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii bir kez daha izleyicilerimize anlatalım. Funda tam ringe çıkarken kafasını çarpmasından almış olduğu talihsiz kazadan dolayı geri çekildi. RSC, yani hakem kararıyla maçı kaybetmiş oldu. Bunu da bir kez daha şu anda da canlı yayında konuğumuz. Evet, çok güzel başladı maç. İsa tabii ki rakibini şu an itibariyle bakalım artı ve eksi yanlarını iyi ezberlediğinden bahsetmişti basın toplantısında. Evet, sen de oradaydın. Evet, Đaković bir push kick denedi. İsa kombine için bence fırsat buldu. Evet, evet, şu anda zaten maçın başındayız. İsa da son zamanların en iyi yükselen sporcularından biri. Performansı evet, çok, çok iyi. Evet, bir tekmeleri çok güçlü değil mi özellikle, evet, İsa'nın? Evet, tezahüratları da sizler de duyuyorsunuz. Evet, çok güzel bir high kick geldi ve sarstı resmen. Karşılığını vermek istedi ama tam da blokta kaldı diyebilirim, evet. Bir kombine denemek istiyor Miloš Đaković ama tam da başarılı olamıyor, ne dersin? Kontradan çekiniyor gibi. Evet, biraz kontradan çekiniyor. Evet, bir middle kick. Bir push kickle cevap verdi Miloš Đaković İsa Göçmen'e. Şu anda gardı o kadar iyi ki İsa'nın. Evet, karaciğerlere çalışmaya başladı. Evet. Bakalım
Evet, İsa yavaş yavaş dedi ki artık bu çok uzadı gibi. Evet, bir middle kickledi Dakovic. Çok açık vermeden dövüşmeye çalışıyor kontradan çekindiği için. Evet, bu kroşe gelseydi galiba sayardık. Evet. Demek istiyorum. Sallanabilirdi. Evet, gerçekten sallanabildi. Kruki durumuna geçirebilirdi. Çünkü çok kuvvetli tekmeleri var İsa Göçmen'in. Bir uppercut denedi ama blokta kaldı. Evet. Low kick deniyor Miloš Taković. Bir uppercut denedi ama İsa'nın gardı o kadar sıkı ki. Evet, İsa sağ direkle cevap verdi. Biraz hareketlendi sanki maç. Evet, İsa. Ünlü meşhur süpürme denedi ama gerçekten İsa çok uyanık. Çok dikkatli. Evet, son 10 saniye birinci round için ne çabuk geçti bu. Birinci round diyesim var ama gerçekten gözümüzü alamıyoruz ringden. Funda, katılıyor musun çok bana? Çok güzel geçiyor maç. Evet, çok güzel geçiyor. Birinci round sona erdi. Aslında sana bir pas atayım. Nasıl pas atayım? Birinci roundu gör. Ben maça çıkarken ki şu kazağımı anlatmak istiyorum. Çünkü evet, o kadar o zaman ilginç, o kadar tuhaf bir kaza ki hiç kimsenin başına gelmeyecek bir şeydir. Hani alnını çarptım da ben burnuna anlam veremedim. Nasıl bir çarpma oldu bu? Şu yürüyüş yolu var ya, orada bir demir var. O biraz alçakta. Ben de müziğimi çalarken hızla bir koşayım dedim. Demire çarptım. Alnım iki yerden açıldı. Burnum açıldı. Zaten oradan knockdown oldum. Ben düştüm. Sonra biraz yani ringe çıkmadan knockdown oldun orada. Evet, düştüm. Gerçekten düştüm ve kalktım. Tamam, ben işte kanları falan sildik. Tamam, ben çıkacağım artık dedim. Çıktım ringe. Aslında ilk başta şurada Mustafa abi beni anons ederken iyi hissediyordum. Ama biz daha sonra yormadık aslında. Evet, Mehmet ama kendim de değildim açıkçası. Kendim de değildim. Sadece darbe geldiği zaman çok fazla sarsılıyordum. Mehmet knockdown durumundaydım ki, çünkü. Funda çok profesyonel. İkinci rounda mükemmel bir şekilde çıkacak dedi. Ben ama de öyle Ali düşündüm. Ali hocam orada bir düşündünüz, evet, değerlendirdiniz galiba. Talihsiz bir kaza aldı. Evet, Mehmet çok hocam talihsiz bir bana kazaydı. Bana şöyle bir tiyo verdi. Dedi ki Eylül ayında bir organizasyon, evet, gerçekleşti. Bu maçın devamını orada yaptırmak istiyorum dedi. Bakalım. Evet, ikinci round başlamak üzere. Evet, gözlerimizi evet evet karaciğerlere doğru İsa Göçmen. Evet, yine maç hızlandı. Middle kickler, high kickler İsa Göçmen'den karaciğere çalışmalar işte. Ayak çürütmede en başarılı sporculardan bir tanesi İsa Göçmen. Kesinlikle. Evet, ayak içine çalışmaya bir high kick denedi. Dakovic biraz sarstı İsa Göçmen ama hiç de öyle gözükmüyor. Etkilenmedi. Evet, etkilenmedi. Tabii ki o tekmeyi yedi ama etkilenmedi, evet. Evet, İsa. Şu dikkatimi çekti Funda, bilmiyorum. Arada bir Muhammed Ali Clay gibi sağ eldiveni burnuna sürttürüyor İsa Göçmen. Dikkatimi bu çekti. Evet. Ama güzel bir maç oluyor. Böyle olacağını biliyorduk zaten. Aslında çok cılız bir tekme denedi. Low kicklere devam ediyor İsa. Birazdan sol ayağını kullanamazsa hiç şaşırmayın. Dakovic sol ayağını kullanamazsa yavaş yavaş o ayağını kısmaya başladı zaten. Bakın, push kick vurmaya çalıştı. Başarılı olamadı gördüğünüz gibi. Bakın, sol ayağını kaldırdı, cesaret edemeyiz. Sağ ayakla middle kick vurmaya çalıştı. Sol ayağı low kick'te de devam ederse İsa çürütecek diye düşünüyorum. O kadar heyecanlı geçiyor ki sen bile yerinde duramıyorsun anlatırken. Çok güzeldi. Evet, gerçekten gardını çok iyi alıyor İsa. Evet, ayak içine sol ayakta bir low kick aldı biraz. Evet, çok sıcak hava dedik. Ringde de kaymalar olabiliyor bazen sevgili izleyiciler. Mükemmel bir maç istiyoruz. Gecenin son maçında. Gecenin sonuna yakışır bir maç. Hakikaten koreografiyle çıkmalarının bir sebebi varmış. Bu maç iyi organize edilmiş. Çok güzel bir maç. Evet, güzel bir. Sol direk geldi. Biraz sarsılır gibi oldu Dakovic ama hala devam ediyor. Spinning back kick denedi ama isabet olmadı. İsa Göçmen gardını almış durumdaydı. Evet, İsa karaciğerlere ve üstte alta hakiklere devam ediyor. İsa açığını vurdu, diz vurdu, şu an kaburgalara geldi. O da kombinasyona devam ediyor. İsa köşede dizleri çalıştırıyor. Ooo! Bir sağ kroşe geldi, boş. Boşta bulundu İsa Göçmen. Dakovic'den bir aparkat sıyırdı geçti. İsa gardını alması lazım.
İsa gardını alması lazım. Milaş Takovic kombinlere başladı. Boş bir evet. Sporcu değil. İsa gel üstüme diyor. Gel üstüme diyor İsa. Evet yine Milaş Takovic bu darbelerden sonra birazcık dirilir gibi oldu. Bundan ne dersin? Evet. Bir sporcu psikolojisi olarak birazcık böyle... Biraz gaza geldi. Gaza geldi evet. İsa. Evet İsa'ya kenardan da uyarılar geliyor. Evet gerçekten de güzel bir maç oluyor. Şanına yakışır gecenin son maçında. Bu güzel organizasyonun havuz üzerine kurulmuş ringin üzerinde. İkinci round. İkinci round da sona erdi. Hemen yorumunu almak istiyorum Funda. Gerçekten nasıl gecenin sonuna yakışır diye. Bir maçtı. Çok heyecanlı. Ben bu kadar dayanabileceğini düşünmüyordum aslında. Ben de öyle. Aynı çok dayanıklı çıktı ve gerçekten güzel bir müsabaka oluyor. Aslında şu da attığı sağ kroşe, şimdi tekrarını izleyeceğiz evet. Funda sağ taraftaki ekranımızda. Attığı sağ kroşeden bir güç aldı Dakovic ve üzerine gitmeye çalıştı. Evet. Orada bir aparkat sıyırdı. İsa da yürüyor. Şimdi güzel tam geliyor, şimdi göreceğiz. Sadece şimdi dedi. Göreceğiz. İşte bu kroşe İsa için çok talihsiz oldu. O da şaşırdı aslında. Şu anda ekranlarda, ekranda kız arkadaşının da nasıl tepki verdiğini gördük İsa'nın. Ama İsa bu maçı benim fikrim daha doğrusu knockout'ta bitirir diyor. Evet, Şemat Ali Beyoğulları son taktiklerini İsa'ya aktarıyor. Knockout olur mu bilmem ama İsa'nın kazanacağından şüphem yok. Hayır, içimden gelen değil. Gerçekten öyle düşünüyorum. Yani içimden böyle geldi diye değil. İsa'nın ne kadar hırslı olduğunu biliyorum, iyi çalıştığını biliyorum, iyi hazırlandığını da biliyorum. Evet, üçüncü round gerçekten hem ekranları başında TV 8.5 izleyicileri hem de burada bulunan misafirler gerçekten heyecan içerisindeyiz. Ben elimi masaya koyamadım hala. Elim havada duruyor sevgili izleyenler. Yer kayıyor. Ayağı İsa var. Evet bunu biliyor. İtme var orada. Evet. Evet gardı kapalı şu anda İsa'nın. Dakovic yumruk evet bir aparkat geldi İsa'dan. Sol kroşesi boşa gitti Dakovic'in. Evet, low kicklere devam ediyor. İsa aslında burada sol ayağına low kicklere devam etse. Evet, bir karaciğer yoklaması oldu İsa'dan. Dakovic de aynısını denedi. Evet, bir sağ direk geldi İsa'dan. Dakovic'in isabet aldığı bir pozisyon oldu bu. Evet, İsa kapandı yine bir. Anı bekliyor. Bir atak yapabilir. Evet, çok güzel bir kroşe geldi İsa göçmenden. Evet, Dakovic buna karşılık vermek istiyor. Birazcık kroki hali belirir gibi oldu. Evet, aparkat yerini güzel tutsaydı, aparkat yerini daha... tutsaydı benim dediğim kroki durumu tamamına ermiş olacaktı. Ama olmadı. İsa deneyecektir. Evet, İsa'dan hala spinning back fist izlemedik inşallah. Onunla da nakavta gidecektir diye düşünüyorum. Çok güzel bir diz geldi. Rakibini sarsan bir diz geldi. İki rakip de yoruldular tabii ki. İsa çok güzel bir... Tekmeyle karşılık veriyor. Dakovic yumruklarla karşılık vermeye başladı. Bu darbeye low kick'e devam etti İsa. Evet Gazi Mızrak hocamız da gerçekten dikkatli bir şekilde sporcuları süzüyor. Evet köşeye doğru, köşesine doğru, mavi köşeye doğru. İsa göçmen sıkıştırdı ama şu anda sarılma var Gazi Mızrak hocamız. Evet. Evet kombineye devam ederse bir sol direk aldı. İsa devam ediyor kombinelere. İsa sağ kroşe. Evet İsa. İsa göçmen gardını tamamen kapattı Miloš Taković. Evet İsa. Bütün seyircilerin. Evet. Kroşe gelebilir mi? Bu yumruk boşa gitmeseydi kroşe gelebilirdi. Taković sarsılmaya başladı. Evet işte attığı tekmeden anlayabilirsiniz. İsa evet kafasını yiyor. Gardını almaya çalışıyor. Ne kadar az yumruk yersem, ne kadar az darbe alırsam benim için kar der gibi bir diz yediği kaburgalara şu an itibariyle. Dakovic son bir dakikadır darbe yemeye devam ediyor Miloš Taković. İsa göçmen sağ aparkat öyle bir isabet aldı ki İsa low kick, middle kicklere sol dizi çürütemedi ama evet push kick'i vurmasından gördünüz artık gücü dermanı kalmadı diyebilirim ambiyane tabirle Miloš Taković'in. Evet İsa hala formunda. Hala gücünü koruyor aslında. Low kicklerine
perde oluşturmaya, gard oluşturmaya çalışıyor Miloš Taković ama imkansız. İmkansız gerçekten. İsa son rauntta sona erdi. Hemen yorulduğunda Alkayış'tan son rauntta İsa'nın son, özellikle son dakikalarda ne artık kadar, yorum sende. Pası ne sana kadar attım. Hırslı olduğunu bir kez daha gösterdi. Gördük. Evet. O anı bulunca da artık fırsatı bulup devam etti, evet. Değil mi? Bir oyuncu, bir sporcu gerçekten gözüyle baktığınızda Funda Hocam, değil mi? Sesimi tutup izlerim. Evet. Artık Mustafa Özben de ringde şu an. Rakibin de bu kadar dayanması aslında maçın kalitesini daha aslında çok artırdı. Aslında 3. round'da çok sarsıldı. Evet, bir yoruldu. Bir ara yerini buldu İsa Göçmen'in. Ama kroki haline bir türlü döndüremedi onu. Hani benim dediğim knockout'ta alır dediğim yarısını buldum ben. Yarısını buldum ama tamamını bulamadım tabii. Dayanıklı sporcuları yatırmak çok zor. Sırtlar biraz da öyle değil mi? Siz evet, daha iyi bilirsiniz. Ringe davet ediyorum. Buyurun Hakan Bey. Şu anda sonuç elinde. Evet, gecenin son maçı sevgili misafirlerimiz, sevgili izleyicilerimiz. Bu güzel maçta İsa Göçmen geceyi kırmızı köşenin kazanmasıyla noktadınız. Bir funda kalmıştı. Bütün köşeler, kırmızı köşeler kazandı. TV 8.30'dan bu güzel geceyi izlediğiniz için bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel organizasyonlarda buluşmak üzere sevgili izleyenler. OFC Fight Night'dan hoşça kalın TV 8.30 izleyicileri. Hoşça kalın. Hoşça kalın.